CBS, Coğrafi Bilgi Sistemleri. Verilerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi, kullanıcıya sunulması gibi işlevleri bütünleştiren bir bilgi sistemidir. CBS, kullanıcıların daha akıllı karar vermelerine yardımcı olmak için veriler arası ilişki kurarak kullanıcıya daha derin bir bakış açısı sunar. CBS kullanarak görebilir, anlayabilir, soru sorabilir, görselleştirebilir, yorumlayabilir, desenler arası ilişki kurabilir, daha doğru kararlar verebilirsiniz. Örneğin bir meteorolog, gelecekte ne zaman ve nerede fırtına meydana gelebileceğini tahmin etmek için fırtınaların izleri hakkında çalışabilirken, bir şehir plancısı, en çok ihtiyaç duyulan yere konumlandırıldığını garanti ederek yeni bir park ya da hastane için en iyi konumu seçebilir. CBS bizlere yol gösterir. Olayları daha iyi anlamamıza ve daha doğru kararlar vermemize yardımcı olur. Doğru karar vererek çok daha güzel bir gelecek sunar. When you look at the world, what do you see? Where others see chaos, we see patterns. Connections. Relationships. When you use location technology, you can see where things happen before they happen. With Esri location technology, you can see what others can't. CBS, Coğrafi Bilgi Sistemleri. Verilerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi, kullanıcıya sunulması gibi işlevleri bütünleştiren bir bilgi sistemidir. CBS, kullanıcıların daha akıllı karar vermelerine yardımcı olmak için veriler arası ilişki kurarak kullanıcıya daha derin bir bakış açısı sunar. CBS kullanarak görebilir, anlayabilir, soru sorabilir, görselleştirebilir, yorumlayabilir, desenler arası ilişki kurabilir, daha doğru kararlar verebilirsiniz. Örneğin bir meteorolog, gelecekte ne zaman ve nerede fırtına meydana gelebileceğini tahmin etmek için fırtınaların izleri hakkında çalışabilirken, bir şehir plancısı, en çok ihtiyaç duyulan yere konumlandırıldığını garanti ederek yeni bir park ya da hastane için en iyi konumu seçebilir. CBS bizlere yol gösterir. Olayları daha iyi anlamamıza ve daha doğru kararlar vermemize yardımcı olur. Doğru karar vererek çok daha güzel bir gelecek sunar. When you look at the world, what do you see? Where others see chaos, we see patterns. Connections. Relationships. When you use location technology, you can see where things happen before they happen. With Esri location technology, you can see what others can't.
Değerli Esri kullanıcıları, teknoloji günümüze hoş geldiniz. Epey bir süredir sizinle birlikte kullanıcı konferansı yapmak ve bir araya gelip deneyimlerimizi paylaşmak istiyorduk. Ancak görünen o ki bir süre daha bir araya gelemeyeceğiz ve deneyimlerimizi paylaşmak için aynı salonda toplanamayacağız. Biz bunun bizim için bir handikap olmaması için teknoloji günlerini düzenlemeye karar verdik. Bugünden başlayarak ben ve arkadaşlarım sizlere Esri teknolojisiyle ilgili anlatmak istediklerimizi çevrim içi ortam üzerinden anlatmaya gayret edeceğiz. Bugün benimle Serhat ve Dilar arkadaşlarım olacaklar. Benim konuşmamdan sonra kendilerine sözü bırakacağım ve ArcGIS teknolojisinin geldiği son noktayı sizlere anlatmalarını isteyeceğim. Teknoloji günlerinin aslında en önemli noktası bizim size Esri teknolojisini anlatmamız ve bu teknolojinin geldiği yeri birlikte görmemiz. Fakat bugün bizim bu teknolojiyi anlatırken sizinle paylaşacağımız epey bir şey var. Öncelikle bugün amacımız birlikte paylaşım yapmak, birlikte öğrenmek, birbirimizi anlamak, yeni birliktelikler sağlamak ve en önemlisi de birbirimizden ilham almak. Tabii bunların hepsini yaptığımızda da keyifli bir, meraklı bir sunum olmasını diliyoruz. Arkadaşlarımın size anlatacağı epey detaylar var. ArcGIS teknolojisi aslında bize başkalarının göremediğini görme konusunda yardımcı oluyor. ArcGIS'in size sağladığı vizyon aslında birçok topluluğu destekleyen tam ve eksiksiz bir coğrafi bilgi teknoloji platformu. Yani biz aslında coğrafi bilgi sistemi dediğimizde size sunduklarımız haritalama, konum hizmetleri ve konuma dayalı analizler oluyor. Bunların hepsini yaptığımızda ArcGIS platformuyla coğrafi kabiliyet kazanmış sistemler ortaya çıkıyor ve biz bunu aslında bir açık platform olarak sizlere sunuyoruz. Yazılım geliştiricilerin dostu olacak bir platform olarak sunuyoruz ve bunu bir yazılım, yani alıp masa üstünüzde kullanabileceğiniz ya da bir platform olarak kullanabileceğiniz bir şekilde sunuyoruz. Bütün bunların hepsine de coğrafi bilgi sistemleri platformu diyoruz. ArcGIS aslında tasarımı gereği birçok temel sistemi desteklemektedir. Biz bunları aslında 3 ana başlıkta inceliyoruz. Bunlardan en önemlisi kayıt sistemleri. Eskiden beri gelen işlemsel ve bizim eskiden beri bildiğimiz kayıt sistemleri bunlar. Bu sistemlerle birlikte aslında verilerimizi biz coğrafi katmanda, daha doğrusu coğrafi boyutunda katarak bunları öngörü sistemlerine çeviriyoruz. Bir veriye coğrafi boyutunu kattığımızda bu veriler üzerinde analizlerimiz ve onlarla ilgili farklı çıkarımlar yapmamız daha da kolaylaşıyor. Analiz sistemleri ve kayıt sistemleri günümüzde karar vericilere en çok yön veren ve destek olan sistemler. Tabii bütün bunlarla birlikte aslında bizim katılımcı sistemleri de hayata geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Katılımcı sistemlerden kastımız aslında uygulamalar ve haritalar. Yani apps and maps dediğimiz sistemler sayesinde biz farklı verilerin farklı kaynaklardan gelmesine de imkan veriyoruz. Şu anda günümüzde gerçek zamanlı veriler de artık sistemlere entegre oluyor ve bunlar sahadan gelen veriler ya da nesnelerin interneti sayesinde entegre ettiğimiz veriler olabilir ya da eskiden beri bildiğimiz uzaktan algılama ile ilgili sistemler olabilir. Bu sistemlerden gelen verileri de entegre ettiğimizde aslında biz ArcGIS'in size sunduğu temel sistemleri ortaya çıkarmış oluyoruz. ArcGIS aslında birçok geliştirme şablonunu destekliyor. Bunlar bizim şimdiye kadar bildiğimiz projeler var. Başından sonuna kadar zamanı belli, süresi belli, bütçesi belli projeler var. Birçok proje bir araya geldikten sonra farklı sistemleri oluşturuyor. Bu sistemler bizim günlük hayatımızda yaptığımız işleri içeren sistemler olduğu kadar ilerisi için karar vermemize olanak sağlayan sistemler de var. Bütün bu sistemleri isterseniz masa üstünüze kurabilir, kullanabilirsiniz ya da bulut üzerinde kullanabilirsiniz. Tabii bütün bunların hepsi ArcGIS platformuyla birbiriyle konuşan, anlaşan, birbirleriyle verileri değiş tokuş eden sistemler haline gelebiliyor ki biz bunlara sistemlerin sistemi diyoruz. Bizim söylediğimiz mekansal altyapıda hepsinin beraber çalışabilmesi için tasarlanmış bir altyapı sistemi aslında. Buna coğrafi boyutun katıldığı bir sistem ve hepsinin beraber çalışabilmesi için tasarlandı.
ArcGIS kabiliyetleri ise çok sayıda inovasyona entegre edecek şekilde tasarlandı. Buradaki slide'da birçok İngilizce kelime göreceksiniz, İngilizce terim göreceksiniz. Bunların Türkçe'de tam karşılığı olanlar da var, olmayanlar da var ama ben özellikle bunları böyle bırakmak istedim. ArcGIS verinin toplanmasından, verinin işlenmesinden, veri bilimine kadar günümüzde çıkan tüm teknolojileri ya da eskiden gelen tüm teknolojileri entegre eder ve bunları bugüne kadar birçok sistemde, binlerce sistemde başarıyla uygulamıştır. Örneğin günümüzde yapay zeka ve makine öğrenmesi hemen sistemimize ve platformumuza entegre edilmiştir. Autodesk'te dünya çapında yaptığımız işbirliğiyle bina bilgi modelleri yani BIM ile coğrafi bilgi sistemlerini artık binanın içine sokmaya başladık. Son dönemlerde artan 3 boyutlu performanslar, 3 boyutlu modellemelerle birlikte ArcGIS platformunun hem performansı oldukça arttı hem de artık bizim sahadaki varlıkların, sahadaki nesnelerin hepsinin dijital ikizlerini ki bunlar bir şehir büyüklüğünde de olabilir, bir ülke büyüklüğünde de olabilir. Bunların hepsini masamıza getirebilmemizi sağlıyor. Tabii bunların hepsinin yüksek bir performanslı olması gerekiyor. Tabii biz burada sadece şehir planlama ya da haritacılıkla ilgilenmek yerine coğrafi bilgi sistemlerinin bir araç olarak çok daha fazla yerde kullanılabilmesini amaçlıyoruz. Örneğin oyun motorlarıyla entegre ederek hem performansımızın artırılmasını hem de çok farklı alanlarda, örneğin simülasyonlarda da coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılmasına olanak vermeyi hedefliyoruz. Tabii bütün bunları yaparken bizim dayandığımız en önemli gerçek ArcGIS'in açık bir platform olması. Açık bir platform olduğu için ArcGIS esnek oluyor ve birlikte çalışabilirliği sağlıyor. Bizim şu ana kadar desteklediğimiz açık veri standartları ya da açık standartlar olarak genel olarak söyleyebileceğimiz standartlar sayesinde bu standartları destekleyen tüm yazılımlarla, tüm platformlarla sorunsuz çalışıyoruz. Esri bütün bu standartları aslında hem yazılması sırasında hem ortaya koyulması sırasında çok aktif bir rol alıyor ve bu standartlar sayesinde coğrafi bilgi pazarının oldukça büyümesini sağlıyor. Mimarimizin de açık olmasından dolayı yeni çıkan tüm teknolojiler, eğer biz içinde olmasak bile ki çoğunda biz de varız, bütün mimariler ArcGIS platformuyla çok hızlı bir şekilde entegre edilebiliyor. Tüm platformumuz kişiselleştirilebilir. Eğer platformumuz üzerindeki uygulamalar sizler için yeterli gelmezse, uygulama geliştirme imkanlarıyla bu platforma ekleri yapabilirsiniz. Burada bizim sağladığımız geliştirme kütüphaneleri kadar açık kaynak kütüphanelerini de kullanabilirsiniz ki açık kaynakla ilgili yazılmış olan tüm modüllere, programlara biz de çok fazla destek veriyoruz. GitHub'da çok sayıda ArcGIS projesi ArcGIS tarafından, Esri tarafından desteklenmiş açık kaynak projesi görebilirsiniz. Tabii bunları yapan devasa bir ordu var, bir mühendislik ordusu, bir mühendislik ve bilim odaklı bir ordu var bunun arkasında. 1969 yılından beri kullanıcılarına hizmet eden, güçlü ve gelişen bir firmayız biz. Coğrafi bilgi sistemlerinin ve The Science of Where, yani neredenin bilimi diye çevirebileceğimiz bu nerede bilimine biz kullanıcılarımızla birlikte bir fark yaratması için birlikte çalışıyoruz. Biraz da rakamlardan bahsetmek gerekirse aslında Fortune 100 şirketlerinin Fortune 100 şirketlerinin %90'ı ve 500 şirketlerinde %50'si ArcGIS kullanıyor. Forbes 100 listesinde yer alan üniversitelerin 87'sinde 250 bin öğrenci ve belki de daha fazlası tarafından ArcGIS kullanılıyor. Esri diğer teknoloji devlerinden biraz daha farklı olarak bütçesinin %30'unu araştırma geliştirmeye ayırıyor ve bununla da bu standartlara, bu teknolojilere, yeni gelişen teknolojilere çok hızlı ayak uydurabiliyor. Tabii bunlar bizim yıllık sayılarımız, yıllık istatistiklerimiz. Bir de bunun günlük olanları var. Bizim Living Atlas of the World adlı açık veri havuzumuzda yer alan haritalar ve veriler günde 1 milyardan fazla online olarak görüntüleniyor. Burada 140 binden fazla hikaye haritalarla anlatılıyor ki ArcGIS kullanıcıları Story Maps'i bilirler. 140 binden fazla hikaye her gün anlatılıyor. Dolayısıyla buraya da veri girişinin yapılması gerekiyor. Bizim bulduğumuz istatistiklere göre de her gün 15 binden fazla veri haritaya da uygulama ekleniyor bu ekosisteme. ArcGIS son zamanlarda, Esri teknolojileri son zamanlarda kriz ve afet çözümlerinde çok ön plana çıktı. Tüm dünyadaki kullanıcılarımızı kriz zamanında destekliyoruz. Birazdan size ülkemizde de bununla ilgili
bazı örnekler vereceğim. Ezri, coğrafi okuryazarlığa çok önem veren bir kurumdur. Başladığı günden beri aslında bilime ve mühendisliğe yatırım yapan bir kurumdur. Dolayısıyla gelecek kuşakların yetiştirilmesi bizim için çok önemli. Bunun için ücretsiz olan lise ve denge okullarda programlarımız, K12 programlarımız var. Bütün okullara, lise seviyesindeki bütün okullara Ezri platformunu ücretsiz sağlıyoruz. Yüksek öğretimde, üniversitede, enstitülerde, üniversite öğrencileri tarafından da kullanılıyor. Her yıl CBS günü kutluyoruz 18 Kasım'da ya da o civarlarda kutluyoruz ki CBS gününün de başlatıcılarından, en önemli başlatıcılarından başında bulunan kişiler Jack Dangermond ve coğrafi bilgi teknolojilerine yön veren bilim adamlarıdır. Dünyanın her yerinde biz öğrencilerin aslında coğrafi okur yazar olması ve CBS kabiliyeti kazanmasına destek oluyoruz. Dolayısıyla her gittiğiniz okulda, her yerde Ezri'den bir parça bulabilirsiniz. Peki Ezri Türkiye kim? Ben ve arkadaşlarım aslında Ezri teknolojisini Türkiye'de yaygınlaştırmak, bu teknolojiyi ülkemize kazandırmak ve ülkemizde bu teknolojiden faydalanılması için çalışmalar yapıyoruz. Bizim temel konularımız aslında Ezri teknolojisiyle ilgili teknik destek, eğitim ve hizmetleri, lisansların sağlanması ve coğrafi okuryazarlığın her seviyede okullarımızda kazandırılması. Tabii bunları yaparken de çok övünüyoruz çünkü ekibimizin tamamı konusunda yetenekli ve Ezri tarafından sertifikalı arkadaşlarımızdan oluşuyor. Örneğin burada gördüğünüz teknik destek masasında 3 tane distribütör var. Bunlardan birisi de Ezri Türkiye. Ezri Türkiye, Kanada ve Fransa ile birlikte teknik destek hizmetlerindeki kalitesini nasıl sağladığını diğer distribütörlere örnek olacak şekilde kullanıcı konferansında anlattı 2019 yılında. Sadece teknik destek hizmetlerimiz değil, aynı zamanda kurumsal iletişim ve pazarlama ile ilgili yaptığımız çalışmalar da Ezri tarafından takdire şayan bulundu ve onlarla ilgili çalışmalar da diğer distribütörlere örnek olarak anlatıldı. Her sene biz bunlara ek olarak bir de Genç Bilgin buluyoruz ve bu Genç Bilgin bir yarışmayla, Ezri Türkiye ofisinde yapılan bir yarışmayla bizimle birlikte kullanıcı konferansına, yurt dışına gelme ve oradaki yabancı coğrafi bilgi sistemleri uzmanlarıyla bir araya gelme imkanı buluyor. Bu sene maalesef kullanıcı konferansı fiziksel bir konferans olarak yapılamadı. Ama genç bilginimiz, 2020'deki genç bilginimiz Fulya'yı da gelecek sene götürmeye söz verdik. Ve inşallah kullanıcı konferansı da yapılacak. Bununla birlikte diğer hizmetlerimizden bir tanesi de eğitim merkezi eğitim hizmetleridir. Bu sene aldığımız başarılardan bir tanesi de Ezri Türkiye olarak artık yetkili eğitim merkeziyiz. Bu ne demek oluyor? Ezri Türkiye'den aldığınız eğitimler sizin ülke fark etmeksizin uluslararası geçerli bir sertifikaya sahip olduğumuzu gösteriyor. 18 Haziran'dan beri biz bu sertifikayı taşıyoruz ve 2021 yılında inşallah tekrar yüz yüze eğitimler yapabildiğimizde bu sertifikaları alan arkadaşlarımız yurt dışında geçerli olan bir Ezri sertifikasına sahip olacaklar. Tabii eğitime bu kadar önem vermişken Ezri de bunun farkındaydı ve bu farkındalıktan dolayı bize bir ödül verdi. Ezri'nin dünya çapında 85 distribütörü var ve bu 85 distribütörün arasında çeşitli dallarda bütün distribütörlere ödül, yani bazı distribütörlere ödül veriliyor. Ödül verilen dallardan bir tanesi eğitim hizmetlerinde mükemmeliyet ödülü ve biz bu sene bu ödülü çok büyük bir gururla Jack Dangermond'dan aldık. Şirket ortaklarımızdan Mehmet Tankut'un da katıldığı bir online çevrimiçi bir program sırasında bize de bu ödül takdim edildi. Biz de bununla çok büyük mutluluk duyduk. Burada hepinizin huzurunda bu ödülün kazanılması için emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim için eğitim çok önemli. Ama bu eğitimi verirken sadece gelin bizden eğitim alın demiyoruz. Aynı zamanda yeni mezun arkadaşlarımızdan gruplar seçiyoruz. 2018 yılından bu yana başarıyla uyguladığımız Geoakademi programına pandemiye rağmen bu senede ara vermedik. Bu senede yine 5 tane arkadaşımızı bünyemize aldık. Onlara çevrim içi olarak Ezri teknolojisiyle ilgili eğitimleri verdik. Ve onları da ArcGIS platformunu çok iyi bilen birer profesyonel olarak yetiştirdik. Bu arkadaşlarımızın bazıları yurt dışından kabul aldı. Oraya gidip oralarda üniversitelere başlayacaklar. Kimisi Türkiye'de üniversitelere girecek. Bazı arkadaşlarımız özel sektörde çalışmaya başladı. Bazı arkadaşlarımızı biz işe aldık ve şu anda bizimle çalışıyor bu arkadaşlarımız.
Geoakademi programı son derece başarıyla yürütülen bir program. Gelecek sene de bu programı takip etmenizi ve sizin de bu programa katılmak için başvuruda bulunmanızı isterim. Bizim yaptığımız işlerin aslında en büyük güzelliği bunları paylaştığımızda ortaya çıkıyor. Yaptığımız işleri kendimiz görüyoruz tabii. Çevremizdeki amirlerimiz, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz görüyor ama en büyük zevki de aslında yaptığımız işleri paylaştığımız zaman alıyoruz. İşte bunun için bir de Ezri Paydaş Ekosistemi adı altında bir portal yaptı arkadaşlarım. Bu portale yaptığınız uygulamaları göndererek paylaşımlarınızı diğer kullanıcılarımızla uygulamalarınızı diğer kullanıcılarımızla paylaşabilir ve bu paylaşımlar sonunda geri bildirimler alarak bundan sonraki uygulamalarınızda bu geri bildirimleri kullanabilirsiniz. Bununla ilgili detaylı bilgi almak için de lütfen bize ulaşabilirsiniz. İki tane üzücü konudan bahsedeceğim. Tabii bir tanesi dünyanın gündemi pandemi. Ama pandemi de coğrafi bilgi sistemi ya da coğrafi bilgi teknolojileri bütün dünyada çok yaygın bir şekilde ve en bu işin beyninde kullanıldı. Hepinizin bildiği bu kırmızı siyah harita Ezri Türkiye tarafından da hemen Mart ayında aslında Türkçeleştirildi ve yayınlanmaya başlandı. Mart ayından bu yana, bu arada bu panelin de adresini aşağıda görüyorsunuz. İsterseniz ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Sonradan bu adresi ziyaret etmenizi isteriz. Burada pandemiyle ilgili bilgileri arkadaşlarımız yayınlıyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı istatistiklere dayanarak. Ve bu istatistiklerle ilgili yapılan değişiklikleri de biz anında yansıtıyoruz. Tabii bu panele eklemelerimiz de oluyor gün gün ama paneli herkesin kullanımına açtık. Bugüne kadar 1 milyara yakın görüntülenme var bu panelde. Oluşturulan veri servisleri de çok daha fazla sayıda görüntülendi. Bir başka maalesef üzücü konu ise 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan deprem. Burada deprem için bir kira bir yuva kampanyası ile ilgili olan platform ihtiyaç haritası ile birlikte yaklaşık 12-13 saat içerisinde hayata geçirildi ve hemen ertesi gün neredeyse yardımlar toplanacak haldeydi. 14.50 civarında deprem oldu ve biz cuma günü 14.50'de deprem oldu. Cumartesi sabahı sabaha karşı 4.40 civarlarında yardım toplamaya, ihtiyaçları belirlemeye ilişkin formları ve bunlarla ilgili yönetici panellerini hazırlamış ve gerekli gönüllüleri, ihtiyaç dağıtım birimlerini sahaya çıkaracak kadar hızlı iş yapmıştık. Burada da tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ezri Türkiye'ye ve ihtiyaç haritasına teşekkür ediyorum burada. Çok gerçekten cansiperane ve hızlı bir iş yapıldı. Ve böylece ihtiyaçların doğru yerlere dağıtılması ve bu ihtiyaçların ve görevlerin, dağıtıcıların görevlerinin yönetici panellerinin izlenilmesi gibi gerekli olan işler çok hızlı bir şekilde teknolojinin sayesinde ortaya çıkarılabildi. Tabii bizim şimdi teknoloji günleri olarak düzenlediğimiz bu teknoloji etkinliklerinde aslında kullanıcı konferansının bir mini modelini yapmaya çalışıyoruz. Ama bu teknoloji günlerinde ne var? Tabii ki bahsettiğimiz şey ArcGIS olduğu için ArcGIS ile ilgili kabiliyetlerden bahsedecek arkadaşlarım size. Birçok yenilik var. Buraya birkaç tanesini özetledim ama bu özetten daha fazlasını da arkadaşlarım size anlatacak olabilirler. Bütün sunumları şu anda görmüş değilim ama çok fazla yenilik var. Bu yeniliklerin hepsini sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabii burada ben şundan da bahsetmek istiyorum. Sadece bizim anlattıklarımızla yetinmeyelim. Biz burada sizin de yaptıklarınızı, sizden gelenleri de göstermeyi çok isteriz. Hatta siz de sunum yapmak istiyorsanız ki biz bir süre bu teknoloji günlerini yapmaya devam edeceğiz. Haftaya da var teknoloji günümüz. Sonra iki hafta sonra bir kere daha var. Ondan sonra da yine isteğinize bağlı olarak bu teknoloji günlerini yapmaya devam edeceğiz. Çok çeşitli alanlarda günlük işlerinizi yapıyorsunuz. Çözdüğünüz sorunlar var. Bunlarla ilgili CBS'yi bir araç olarak nasıl kullandığınızla ilgili bize bilgi verin. Biz de onları sizinle birlikte ya da sizin adınıza yayınlayalım. Tabii biz burada sizden gelenlerle birlikte aynı zamanda ArcGIS ürünlerinin de nasıl kullanıldığına ilişkin örnekleri göstereceğiz. Bunlar hem Pro ile ilgili hem de Enterprise ve Online ile ilgili demolar olacak. Peki ArcGIS yol haritası nasıl, Ezri teknolojisi nasıl gelişecek? Size 50 yıldır söz verdiğimiz gibi bu teknolojiyi sürekli iyileştirmelerle güncellemeye devam ediyoruz. Bunun tabii temelinde yatan şey inovasyon, kalite ve performans odağı var. Sürekli olarak yılda
mutlaka bir ana sürüm çıkarıyoruz ve bir güncelleme yapıyoruz. Ve yeni çıkan her teknolojiyi en kısa zamanda bir sonraki sürümü beklemeden de entegre etmeye gayret ediyoruz. 2021 yılından itibaren ArcGIS Pro ya da ArcMap değil, ArcGIS 2021 olarak yeni sürümümüzle karşınızda olacağız. CBS ve ilgili birimler artık son derece hızlı gelişiyor ve mekansal altyapıyı oluşturuyor arkadaşlar. Ve bu mekansal altyapı aslında bireylere, kurumlara ve tüm topluluklara yardım ediyor. İşlerini daha iyi yapmalarını sağlıyor. Siz kullanıcılarımızın yaptığı işler bizim için çok önemli. Biz çünkü burada sizin coğrafi bilgiyi her alana güçlü biçimde uyguladığınızı görüyoruz ve bunları büyük mutlulukla izliyoruz. Fakat tabii bunlar yetmiyor. Bizim biraz daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Çünkü küresel olarak yaşadığımız zorluklar giderek artıyor. Dünyamızı, kurumlarımızı ve hatta geleceğimizi etkiliyor. Hatta geçen sene yaşadığımız, daha doğrusu şu anda hala içindeyiz, yaşıyoruz. Covid-19 pandemisi ve etkilerini gidermek için bir sürü çaba gösterildi. Bu çabalar sırasında coğrafi bilginin önemi çok ön plana çıktı ve gücü kanıtlandı. Örneğin şu anda aşı dağıtımı ile ilgili sorunlar var. Daha doğrusu nasıl dağıtılacağı, nasıl en etkin şekilde dağıtılacağı ilgili planlar yapılıyor. Tabii burada yine coğrafi bilgi teknolojilerinin gücü kullanılmalı. Biz burada küresel bir farkındalık yarattık ve bence işbirliğinin ve bilginin nasıl kolaylıkla yapılabileceğini ve bunun nasıl hızla yapılabileceğini gösterdik. Hem de her alanda, ki bunun en son örneğini maalesef İzmir'de göstermek zorunda kaldık. Sizler CBS uzmanları olarak bu işbirliğinin en ortasında ve en beyninde, en kalbinde yer alıyorsunuz. Bu zorlukları çözerken aslında en önemli rolleri siz CBS uzmanları çözüyorsunuz. CBS uzmanları her aşamada operatörü, saha çalışanı, karar vericisi, bunun programlarını yapan kişiler, teknik çözüm uzmanları, hepiniz farklı geçmişlerden, farklı iş tecrübelerinden geliyorsunuz ama en önemli şey burada sizin coğrafi bilgi sistemini bir araç olarak kullanarak çözmeniz. Dolayısıyla bizim bu aracı kullanmaya devam etmemiz gerekiyor ve gerçekten sürdürülebilir bir gelecek hedefine ulaşmak için sizin yaptığınız işler hem bizim için hem de dünyamız için çok kıymetli. Ben de kendim ve Ezra adına yaptığınız tüm işler için size teşekkür ediyorum ve bu işleri bir sonraki adıma taşımak için Ezra Türkiye olarak size her türlü yardıma ve desteğe hazır olduğumuzu bildirmek istiyorum. Teknoloji günlerinden hepinizin en yüksek faydayı alacağına inanıyorum ve sözü de arkadaşlarıma bırakıyorum. Herkese merhabalar. ESİ Teknoloji Günlerine hoş geldiniz. Öncelikle Barış Bey'e yapmış olduğu sunum için teşekkür ederim. Sunumuma başlamadan önce böyle bir etkinlikte yer almaktan gerçekten mutluluk duyduğumu sizlere de belirtmek isterim. Hem coğrafi bilgi sistemleriyle alakalı çalışan biri olarak, hem de coğrafi bilgi sistemlerini gerçekten severek kullanan biri olarak böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duymaktayım. Etkinliğimize başlarken öncelikle şu anki yapacak olduğum sunum yaklaşık bir saat olarak planlanmıştır. Sizler, tüm katılımcılarımız sessiz alınmış şekilde etkinliğimize katılıyor olacaksınız. Ancak chat alanından bizlere iletmek istediğiniz sorular varsa bunları iletebilirsiniz. Ben sunumuma kendimi tanıtarak başlatmak istiyorum. Ben ESİ Türkiye Kurumsal Çözümler Grubu'ndan çözüm mühendisi Serhat Kaya. Sizlere bugün ArcGIS Pro ile alakalı hem yeteneklerimizi hem de yeniliklerimizi anlatarak ESİ Teknoloji Günlerine başlıyor olacağız böylelikle. Programımızın içeriğine göz atacak olursak, ekranda görmüş olduğunuz gibi öncelikle ArcGIS Pro'nun ne olduğundan söz edeceğiz. Sonrasında ArcGIS Pro ile gelen ve öne çıkan yeniliklerin bir kısmını sizlere aktaracağız. İsterdik ki tüm yetenekleri, yenilikleri sizlere aktaralım ama coğrafi bilgi sistemleri sizlerin de bilmiş olduğu gibi çok geniş bir alana yayılmaktadır ve tamamını kısa süreler içerisinde sizlere aktarmamız mümkün olamıyor.
O nedenle içlerinden biz bir kısmını seçmiş olduk. En çok ilgi gören, en çok merak edilen yenilikleri seçmiş olduk. Bunlarla alakalı aktarımlarımızı gerçekleştireceğiz. Analiz yetenekleri ve yenilikleriyle alakalı değineceğimiz konular olacak. Sonrasında BIM ve CBS entegrasyonuyla alakalı aktarmak istediğimiz konular ve yeni eklenen veri türleriyle alakalı sizlere aktarmak istediğimiz konular vardır. ArcGIS Pro'nun temel yetenekleriyle başlayacak olursak, öncelikle sizlere ArcGIS Pro'nun ne olduğunu anlatmak istiyorum. ArcGIS Pro bizlerin 64 bit sistem mimarisine sahip, performans olarak gerçekten iyi çalışan masaüstü bir coğrafi bilgi sistemleri uygulamamızdır. Burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli yeteneklerimiz var. Gelişmiş görselleştirme, analiz, 2 boyutlu ve 3 boyutlu haritalama yeteneklerimiz, görüntü işleme yönetimi, veri yönetimi, etkileşim ve paylaşım şeklinde veriyi oluşturma, analiz etmeden etkileşim ve paylaşım noktasına kadar baştan sona sürecinizi yönetebileceğiniz bir masaüstü uygulamasıdır. Sonrasında detaylı olarak inceleyecek olursak, bizim masaüstü uygulamalarımız ArcMap, ArcGIS Pro şeklinde ikiye ayrılmaktadır. ArcGIS Pro bizim daha çok ArcGIS Online veya kullanıma hazır uygulamalar, yazılım geliştirme araçları gibi kısımlara entegre olabilen, erişimi doğrudan sağlayabilen uygulamamızdır. İçerisinde gelişmiş analizler, veri ve iş akışları, sektör odaklı ArcGIS Pro ile kullanabileceğiniz eklentilerle, yani ihtiyaçlarınız doğrultusunda şekillenebilen bir masaüstü uygulamasıdır. Burada öncelikle ihtiyaçlarınız belirlenir. İhtiyaçlarınız belirlendikten sonra sizin o ihtiyaçları çözebilmeniz için neler ihtiyacınız olduğunuzla alakalı çıkarımlar üzerine kurulan bir senaryoyla kullanıma hazır hale gelmektedir. Temel harita araçlarında gelen yeniliklerle sunumuma devam etmek istiyorum. Çok hızlı bir giriş yaptım çünkü sizlere anlatmak istediğim çok fazla konu var. Süreden dolayı sizlere anlatmadan geçmek istediğim hiçbir konu yok. O yüzden biraz hızlı devam ediyorum. Burada tablo görünümü ve açılı pencere ile alakalı yeniliklere değinmek istiyorum. Öncelikle tabloda bul ve değiştir özellikleri eklendi. Bu özellik toplu veri güncellemesi yapan veya sık sık veri girişi yapan, veriyle uğraşan kişilerin işini gerçekten çok kolaylaştıracak bir özellik. Sonrasında tablo görünümünün, açılan tabloların ne şekilde, nasıl, nereden açılmasını istiyorsak bunu belirleyebileceğimiz bir alan güncellenmiş oldu. Yani biz ArcGIS Pro'ya girdiğimiz zaman açmış olduğumuz tablonun otomatik olarak nereden açılmasını istediğimizi tanımlayabiliyoruz. Ve bunu sadece ArcGIS Pro'nun genel içeriğinde değil, aynı zamanda bunu chart ve model builder için de gerçekleştirebiliyoruz. Ve son olarak raporların içerisine attachment ekleme konusunda sizlere sunacağımız, gelmiş olan yeniliklerimiz mevcuttur. Demo çalışmasına geçecek olursak, buradaki ilk uygulamamızda sizlere tabloların nasıl açılacağını, tanımlayacağınız kısımları gösteriyor olacağız. Burada tanımlamış olduğumuz şekilde veya chart için, model builder için bizler ArcGIS Pro içerisinde tanımlamalar gerçekleştirebiliyoruz. Sonrasında bizler ArcGIS Pro'da bir tablo görünümü açtığımız zaman bizim ilk gerçekleştirmiş olduğumuz ayarlar kısmındaki tanımlamaya uygun bir şekilde bizim tablolarımız açılıyor olacaktır. Her seferinde tablolarımızı kaydırmaya ihtiyaç duymayacağız böylelikle. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi bul ve değiştir özelliğini sizlere göstereceğiz. Bul ve değiştir özelliğinde de bizler bir sütunu seçip Ctrl F'e tıklayarak Ctrl F kısa yoluyla sol üst köşede görmüş olduğunuz ekranı açabiliyoruz. Ve böylece yazmış olduğumuz bir anahtar kelimeyi bizler sütun içerisinde, veri içerisinde görüntüleyebiliyoruz. Yazmış olduğumuz kelime 5 defa bulunmuş şeklinde bunu görebiliyoruz. Veya biz veri içerisinde bir kelimeyi yanlış kullanmışsak o kelimeyi bul ve değiştir özelliğini kullanarak teker teker veya toplu şekilde güncelleyebiliyoruz. Tek seferde 4 güncellemeyi gerçekleştirmiş olduk böylece. Ve sonrasında geri almak istiyorsak
geri alma butonuyla neyi geri aldığımızı görerek geri alma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Pop-up açılı pencere konusundaki güncellemelerimizi, yeniliklerimizi size aktarmak istiyorum. Buraya gelen yenilikler ise açılan pop-up'ların Definition Query kısmındaki yazılan satırlarla etkileşimli olması. Buraya yazmış olduğumuz tanımlamaları, aynı şekilde display kısmında yazmış olduğumuz tanımlamaları bizler katmanlarımızın pop-up'ında dinamik olarak görmekteyiz. Bunu gösterirken alt kısımda raster field eklemesiyle alakalı yeniliği de göstermek isterim. Görüntülerinizi doğrudan attribute table içerisine ekleyebiliyorsunuz böylelikle. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bizler katman özelliklerinden belli tanımlamaları gerçekleştirdik ve gerçekleştirmiş olduğumuz tanımlamalara bağlı olarak bizim açılır pencerelerimiz, pop-up'larımız kendini konfigüre etti, güncelledi ve girmiş olduğumuz satırlar özelinde pop-up içerisindeki detayları görüntüleyebiliyoruz. Bu da bizim odak noktamıza göre pop-up'larımızı oluşturmamıza, verilerimizi görüntülememize ve verilerimizi kullanmamıza imkan sağlayan yeniliklerden bir tanesidir. Aynı zamanda ilişkili bir katmanımız varsa ve bu katmanı biz haritaya daha önce eklememişsek, çok basit bir şekilde pop-up içerisinde sağ tıklayıp haritaya ekle diyerek mevcut haritamıza ekleyebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi country katmanı haritaya eklenmiş oldu kolayca. Bir diğer özelliğimiz ise şu an harita üzerinde görmüş olduğunuz gibi bir önceki verimizin filtrelenmiş definition query ile kısıtlanmış. Sadece belli bir özelliğe hitap eden alanları bulunmaktadır. Ve yeni gelen özelliğimiz de artık bizim açılan pop-up'larımızda o gerçekleşmiş olan definition query'den kaynaklı kısıtlama uygun şekilde sizlere görünür hale gelmektedir. Böylece veri üzerinde bizler kullanırken, görüntüleme işlemini gerçekleştirirken veya analiz işlemini gerçekleştirirken çok veriyle çalışıyorsak bu şekilde daha odak noktamızı belirlediğimiz konuları görüntüleyebiliyor olacağız. Bir diğer özelliğimiz ise raporlara görsel eklenmesi, attachment eklenmesiyle alakalı. Burada görmüş olduğunuz gibi öncelikle bir rapor oluşturduk. Boş bir rapor oluşturduk. Boş raporun sayfa boyundan tutup tüm görsel elemanlarına kadar konfigüre edilebildiğini söylemek isterim sizlere. Burada veri içerisindeki attachment'lar, görseller rapor içerisinde otomatik olarak eklenebilir. Bunun için ekstra bir çaba harcamamıza gerek yok. Sadece attachment bulunan bir veriyi rapor kısmında tanımlayarak bir rapor taslağı oluşturmamız gerekiyor. Rapor taslağını oluşturduktan sonra görüntüler içerisine geliyor olacak. Buradaki örneğimiz ise şöyle olabilir. Bizler bir yapı kayıt belgesi oluşturuyorsak yapıyla alakalı fotoğrafları buraya, görselleri de oradan ekleyebiliriz. Veya bilimsel bir araştırma gerçekleştiriyorsak, araştırmamızla alakalı, yapmış olduğumuz çalışmayla alakalı tüm detayları bu şekilde rapora ekleyebiliriz. Bu da bizlere yapmış olduğumuz çalışmaların sonuçlarını alırken ciddi anlamda kolaylık sağlayacaktır. Haritalama konusuna gelmek istiyorum. Haritalama konusunda chart semboloji özelliğimiz ArcMap'te eskiden vardı. ArcGIS Pro 2.5'ten itibaren artık ArcGIS Pro içerisinde de yer almaktadır. Bizler katmanlarımızla alakalı chartları doğrudan semboloji kısmından ekleyebiliyor olacağız. Match Layer Symbology Style aracımız eklenmiş oldu. Böylece semboloji kütüphanemizi tanımladıktan sonra bunu doğrudan katmanımızın içerisine entegre edebiliyor olacağız. Renk yönetimiyle etiketlerin kilitlenmesiyle alakalı, haritalamadaki görsellikle alakalı çokça indiğimiz gelmiş oldu. Bunlardan birkaçına değiniyor olacağım. Öncelikle chart semboloji kısmında gelen yeniliğimizi göstermek istiyorum sizlere. Bunun için katmanımızı seçip semboloji sekmesine geçtiğimiz zaman semboloji türünde chart özelliğini görmektesiniz. Böylece bizler harita üzerindeki katmanın bilgilendirme ekranlarında chartların oluşturulduğunu görüyoruz. Sonrasında chartların içerisinde yer alacak bilgileri veri tabanımızdaki sütunları seçerek tanımladıktan sonra chart türünü değiştirebiliriz. Burada pie chart veya bar chart kullanabiliriz. Renk skalalarını seçebiliriz. Renklerine doğrudan müdahale edebiliriz. Sonrasında kullanmış olduğumuz chart'ın göstergelerin
tüm tasarım özelliklerine müdahale edebiliriz. Burada fieldlarla göstermiş olduğumuz yeteneklerin yanı sıra sadece renklerle değil chartların boyuyla da alakalı bilgi edinebiliriz. Yani 4 tane kategorimiz içerisindeki renkleri temsil ederken 5. kategorimiz bizim için daha önemli olan bir kategori olabilir. Bunu da görsel olarak boyutuyla da ifade edebiliriz. Sonrasında bunu rapor oluşturacağımız zaman lejantını kolaylıkla ekleyerek renginin hangi anlamlara geldiğini, boyutların hangi anlamlara geldiğini tanımlayabiliriz. Bu da bize haritaya bakarken ekran üzerinden görsel olarak kolaylıkla yorum yapabileceğimiz, çokça bilginin çıkarılabileceği bir ortam sunmaktadır. Devam edecek olursak burada bir başka chart ya da göstergeli harita örneği vermek istiyorum. Bu ekran size belki biraz tanıdık geliyor olabilir. Insights uygulamamıza benzetiyor olabilirsiniz veya dashboard uygulamasına benzetiyor olabilirsiniz. Ama buradaki ekranları, grafikleri ve haritaları bizler tamamen ArcGIS Pro ortamında oluşturduk. Görmüş olduğunuz gibi ArcGIS Pro arayüzünde bizler etkileşimde çeşitli grafikler ve haritaları birlikte çalıştırabiliyoruz, birlikte kullanabiliyoruz. Böylece bizler satış analizlerimizi veya bilimsel araştırmalarımızı yapmış olduğumuz analiz sonuçlarında oluşturulan grafikleri dinamik bir şekilde haritayla entegre bir şekilde kullanabiliyor olacağız. Harita üzerinde bir alan seçildiği zaman grafik üzerinde bu kendini haritaya da entegre etmektedir ve diğer grafikleri de güncelleyecek şekilde kullanmamızı sağlayacaktır. Böylece oluşturulan grafiklerden bizim odak noktamıza uygun araştırmak istediğimiz, daha çok dikkat etmek istediğimiz alanları görselleştirmemizi ve çekmemizi sağlayacak ortamlar sunuyor. Burada bir başka görsellikle alakalı, link analizle alakalı bir çalışmamız var. Bu çalışma için Dilara'da müsaitse kendisine paslamak istiyorum biraz. Çalışmayı Dilara gerçekleştirdi ve bu konuda tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. Sizlere de tecrübelerini aktarmasını rica ediyorum eğer mümkünse. Dilara, sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler Serhat. Anlatımların, örneklerin çok güzeldi. Bu link analizini biz yapmıştık. Tamam. Burada amacımız COVID'li insanların temaslarını bulmaktı ve buradaki bunu yapmak için de bir form oluşturmuştuk. Kişiler eğer pozitifse, virüs kapmışsa ya da bundan şüpheleniyorsa bu formu doldurarak kimlerle temas halinde olduklarını söylüyorlar. Ve daha sonrasında biz bu bilgileri alarak Pro içinde, Pro Intelligence içinde çalışmalar gerçekleştirdik. Kişiler mesela bir başka kişiyle temas etmiş olabilir ya da bir markete, bir dükkana gitmiş olabilir, bir kafede birkaç saat oturmuş olabilir. Bunlarla ilgili bilgileri toplayıp daha sonrasında hangi markete, hangi zaman diliminde çok fazla kişi gitmiş ve bunların ne kadarı pozitif çıkan kişiler. Buna göre de bir aslında önlem almak amaçlanıyor. İşte o zaman dilimine yakın bir süreçte giden kişileri bulup belki onları da önceden uyarmak ya da o alanı ayrıca bir dezenfekte etmek gibi çeşitli önlemler alınabilir. Bu şekilde bir çalışmaydı. Teşekkür ederim tecrübelerini bizlere aktardığın için. Bir sonraki örneğimize geçmek istiyorum. Bu da yine COVID-19 ile alakalı yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi aslında. Buradaki örneği açıklayacak olursak, burada da bizler harita üzerinde hem grafiklerle hem haritalarla yorumlanabilecek bir altlık oluşturmuş olduk. Buradaki altlığımızın konusu ise hastalığın yayılımı ve hastanelerin doluluklarıyla alakalı elimizdeki mevcut bilgilerin girilmesiyle oluşturulan bir projeksiyonun tahminleme sonucuyla oluşturulması oluyor. Bu şekilde tanımlayabilirim. Böylece bizler hastalığın ilerleyen süreçlerinde hem hastalığın yayılımını, ilerleyişini hem de hastanelerin mevcut durumla ilerleyen zamanlara doğru doluluk oranlarının nasıl değişeceğini, nasıl etkileyeceğini bir tahminleme metoduyla oluşturmuş oluyoruz ve ileriye dönük bu bizim elimizdeki verilere projeksiyon olmuş oluyor. Yani bu şekilde aslında analizlerimizle alakalı yapmış olduğumuz çalışmalarla alakalı bizler çeşit çeşit haritalar üretebiliriz, grafikler oluşturabiliriz ve bunları elimizdeki analiz sonucunu en iyi yansıtacak şekilde kullanabiliriz.
Bir diğer konuya geçecek olursak, burada yine aslında yapmış olduğumuz çalışmaları sunmaya yönelik gelen yeniliklerden birkaçını aktaracağım. Burada Graphic Layers kısmında grafik katmanlarının oluşturulmasıyla alakalı. Bunlar bizim sunum yaparken kullanacağımız haritalar olabilir. Bizler üzerine çizimler yapabiliriz, metinler ekleyebiliriz veya çeşitli göstergeler ekleyerek yapmış olduğumuz analiz çalışmasını en iyi vurgulayacak şekilde ya da çalışmamızın görselliğini daha ön plana çıkaracak şekilde kullanabiliriz. Grafik layer ile alakalı layout içerisine eklenebilir, düzenlenebilir. Katmanel yapıda eklenme özelliği gelmiş oldu. Böylece sizler de esnek şekilde grafiklerinizi oluşturabilirsiniz. Yine bir diğer önemli konuya geleceğim aslında. Bu konu sizler için de çok önemli olabilir. Düzenleme paneline eklenen yenilikler konusu. Bu da sıkça veri güncellemesi yapan kişiler için, sıkça veri girişi yapan kişiler için önemli bir özellik aslında. Burada sol tarafta görmüş olduğunuz gibi ArcGIS Pro 2.4 içerisindeki düzenleme ekranı, sağ tarafta da 2.5 içerisindeki düzenleme ekranı. 2.5 içerisinde seçilebilirlikten bağımsız olarak layers sekmesi eklendi. Böylece seçilebilirliğin açık veya kapalı olmasından bağımsız olarak sizler odaklandığınız, güncellemek istediğiniz layer'ı, katmanı buradan seçerek sadece o katmanı düzenleyecek şekilde çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Bu da çok büyük verilerle, kalabalık altlıklarla çalışan kişilerin veri girişini veya güncellemesini kolaylaştıracak bir özelliktir. Devamında düzenleme paneline ekleme özelliklerle ilgili geometri ve özelliklerin güncellenmesiyle alakalı olan bir yeniliğe gelmek istiyorum. Önceden geometride düzenleme yaparken özellik tablosunda herhangi bir güncelleme yapıyorsak yapmış olduğumuz değişikliği kaybediyorduk. Artık yeni gelen 2.5 ile birlikte geldi bu yenilikte. 2.5 ve sonraki sürümlerinde gelen bu yenilikle bizler hem geometri düzenlemesi, güncellemesi yapabiliyoruz hem de o geometrinin içerisindeki özellikleri düzenleyebiliyoruz. Şekilde görmüş olduğunuz gibi şekil düzenleme modundayken biz özelliğinde eş zamanlı olarak aynı zamanda güncelleyebiliyoruz ve burada herhangi bir veri kaybı veya bir çakışma söz konusu değil. Bu şekilde hızlı hem geometri hem özellik güncellemesi yapabiliyoruz. Burada da özellikle veri girişi yapan kişilerin çalışma şeklini hızlandıracak, iki kat hızlandıracağını söyleyebilirim. Özellikle numaraj girişi yapan kişiler ya da sayısallaştırma işlemlerinde çalışan kişilerin sıkça kullanabileceği bir özellik. Bir diğer özelliğe gelecek olursak, burada görmüş olduğunuz gibi artık edit vertex içerisinde kenar verisi coğrafi olarak düzenlenebiliyor olacak. Öncesinde güncelleme yapmak için her bir vertex için ayrı güncelleme yapmamız gerekiyordu. Yeni güncelleme ve geliştirmeler ile artık tek seferde köşesinden seçerek bizler güncelleme gerçekleştirebiliyoruz. Bu da tabii ki ekstra olarak hem sizleri iş yükünden kurtarmış oluyor hem de sık sık veri güncellemesi yapan kişilerin hız kazanmasını sağlamış oluyor. Yani bizim 2.5 sonrasında gelen yeniliklerimizin bir kısmı, hatta büyük bir kısmı, önemli denebilecek düzeyde olan kısmı, sizlere daha aktaramadığımız özellikleri de var zamandan dolayı. Sizleri hem daha iyi analizler elde etmenize yönelik hem de mevcutta yapmış olduğunuz çalışmaları, analizleri daha hızlı şekilde, daha yüksek performansla yapmanızı sağlayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Bir diğer konuya gelecek olursak, burada da 3 boyutlu çizimlerde düzenlemeleri kolaylaştıran çeşitli araçlar eklenmiştir. Bununla alakalı hemen demo çalışmamıza geçmek istiyorum zaman kaybetmeden. Burada görmüş olduğunuz gibi demo çalışmamızda öncelikle bina taman alanı gösterilen bir altlıktan bir çizim gerçekleştiriyoruz ve çizimi kolaylıkla yükseltiyoruz. Sonrasında çizim içerisinde farklı bir çizimle tekrar bir kütle yükseltiyoruz ve bazı kütleleri çıkartıyoruz. Bu şekilde çizimle alakalı hem yüksek performansı hem de kullanımı kolay özellikler eklenmiş oldu. Bunları denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca gördüğünüz gibi kullanımı da hem çok kolay hem de çok keyifli görünüyor. Yani merak eden herkes bunu
deneyebilir çizim için. Kendi modellerinizi, kendi yapı modellerinizi böylece kolaylıkla oluşturabilirsiniz keyifli bir şekilde. Üç boyutlu analizler konusuna gelmek istiyorum. Üç boyutlu analizler konusunda verimliliğinizi arttırmak adına gerçekleştirilmiş geliştirmeler mevcuttur. Burada eklenenlerin bir kısmına değinecek olursak, LAS binalarının sınıflandırılması, LiDAR'da toplanan verilerin verilerde bulunan binaların sınıflandırılması, regularized building footprint gibi araçlarda gerçekleştirilen geliştirmeler, ekranda görmüş olduğunuz gibi üretilen bina tabanı şöyle gösterecek olursak, LiDAR verisiyle üretilen kırıklı yapının sonradan daha düzenlenmiş, daha doğrusal bir yapıya dönüştürülmesi ve üç boyutlu görünümlerde ölçüye göre LAS veri kümesinin yükseklik göstergesini ayarlama seçenekleri eklenmiştir. Bunlar da yine kullanım kolaylığını arttıracak şekilde gelen yenilikler arasında. Burada raster kullanarak LAS sınıf kodlarını ayarlama özelliğine gelecek olursak, bizim bunu gerçekleştirmemiz için LiDAR verilerimizin altında sınıflandırılmış bir görüntü verimizin olması gerekiyor. Buna bağlı olarak bizim LiDAR verimiz altında bulunan, altlık olarak kullanılan sınıflandırılmış görüntü katmanına göre sınıf kodlarını alarak buna göre sembolojilerini gerçekleştirebiliyor. Bununla alakalı göstereceğimiz bir demo çalışmamız olacak sizlere. Düzenlenmiş bina taban alanı iş akışına gelmek istiyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi öncelikle ham verilerimiz bu şekilde görüntülenmekte. Sonrasında bu verimiz rasterize işlemi gerçekleştiriliyor. Sonrasında vektorize işlemiyle bizim LiDAR verilerimizden bina sınıfımız oluşturuluyor. Oluşturulan bina sınıfımız vektöre dönüştürüldükten sonra tekrar bir işleme tabi tutularak gerçekçi bina yapısı şekline ulaşmış oluyor böylece. Soldaki kırıklı yapıdan sağdaki gibi bir daha doğrusal bir yapıyı yakalamış oluyoruz böylece. Üç boyutlu analizlerle ilgili demo çalışmamıza gelmek istiyorum. Öncelikle LiDAR verilerine renk kodlarının atanmasıyla, sınıf kodlarının atanmasıyla alakalı olan kısmı göstereceğim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi üstte LiDAR verilerimiz sınıflandırılmış şekilde altında verilerimiz mevcuttu. Buradaki verilere göre sizler LiDAR verilerinizi sınıflandırabiliyorsunuz. Hem bina, ağaç, hem deniz, toprak alanları gibi alttaki görüntünüzün sınıfına göre üstteki verinizi de sınıflandırabiliyorsunuz. Burada tim verisini editleme ile güncelleme ile alakalı gelen yeniliklerimizi göstermek istiyorum. Şekilde görmüş olduğunuz gibi hem çizme, hem silme, veri ekleme, veri çıkarma gibi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz ve çok kolay, hızlı bir şekilde yapıyoruz bunları. Bina taban alanının doğrulaştırılması, düzenlenmesi ile alakalı da demo çalışmamız gördüğünüz gibi daha kıvrımlı bir yapıdan daha düzgün elde edilen bir veriye dönüştürülmüş oluyor böylece. Bir diğer uygulamamıza geçecek olursak, burada da LAS veri kümeleri için piramitler oluşturulabilir. Bu da bizim 3 boyutlu olarak görüntü kalitesini ve performansını arttırmamızı sağlıyor. Burada yeni eklenen bir aracımızla sizler entegre mesh verilerinizi bu şekilde çıkartabiliyorsunuz verilerin içerisinden ve çeşitli görünürlük analizleriyle kör noktaları, belirli noktalardan görüş açılarınızı bu şekilde analiz edebiliyorsunuz. Bunun için özellikle kritik trafik noktalarında gerçekleşen kazalarla ilgili analizler gerçekleştirebilir. Tabelaların görünürlükleriyle ya da trafik ışıklarının görünürlükleriyle alakalı 3 boyutlu modeller üzerinden analizler gerçekleştirilebilir. Ağ analizlerine gelmek istiyorum. Network analizi konusunda demo çalışmam üzerinden anlatmak istiyorum sizlere. Eskiden sıfırdan bir network analiz veri seti oluşturmak çok mümkün değildi. Network veri setini kullanmak için bizim zaten hazırda bir network data setimizin olması gerekiyordu. Bunu öncesinde kullanan kişiler varsa aramızda onlar biliyorlardır mutlaka. Ama artık yeni gelen özellikler ve araçlarla birlikte bizler network data setini kolaylıkla oluşturabiliyoruz ve kolayca kullanılabilir hale getirebiliyoruz. Create Network Data Set aracımızı kullanarak bizler network verimizi, veri setimizi oluşturabiliyoruz. Sonrasında Build Network aracını kullanarak da
oluşturmuş olduğumuz network dataset'i ArcGIS Pro içerisinde kullanılabilir hale getirmiş oluyoruz. Böylece eskiden izlemiş olduğumuz karmaşık yolları terk ederek çok basit iki araç kullanarak hızlı bir şekilde network dataset'i oluşturabiliyoruz ve doğrudan analizlerimizde, işlemlerimizde kullanabilecek bir model elde etmiş oluyoruz böylece. Bir diğer özelliğe gelecek olursak, network dataset ile alakalı olacak bunlar da. Yön için referans yer işaretleri ekleyebiliyoruz. Sonrasında trafik verisi için online'dan ya da portaldan gelen trafik akışını Map Premium Network Dataset ile ilişkilendirebilecek şekilde entegre edebiliyoruz kolaylıkla ve buraya çoklu araç rotalama, BRP kısmı tamamen entegre edilmiş oluyor ve bizler çoklu araç rotalama problemi ile alakalı tüm işlemlerimizi yukarıda görmüş olduğunuz VRP çubuğundan organize edebilir ve kullanabilir olacağız. Böylece siparişlerimizi, depolarımızı, rotalarımızı veya hangi amaçla kullanabiliyorsak kullanmış olduğumuz amaca yönelik işlemlerimizi hızlı bir şekilde, kolaylıkla gerçekleştirebiliyor olacağız. Eğer daha önceki network dataset özelliklerini kullananlarınız varsa yeni çıkan özellikleri mutlaka test etmenizi ve gerçekleşen güncellemeleri bize sağlanmış olan kolaylıkları görmenizi isterim. Görüntü işleme ile alakalı kısma gelecek olursak, görüntü işleme başlığımız altında görmüş olduğunuz gibi sınıflandırma, tahminleme, kümeleme ve derin öğrenme yeteneklerimiz vardı. Bunlara kısaca değinmek istiyorum her birine. Sınıflandırmanın birden fazla yöntemi var. Ancak temel amacı elimizde bulunan görüntüler içerisinde bulunan piksellerin gri değerlerine göre sınıflandırılmasının gerçekleştirilmesi. Örnek verecek olursak görmüş olduğunuz gibi hem orman alanı, ağaçların renk kodlarına göre, gri değerlerine göre, bina alanları, binaların gri değerlerine göre, asfalt, toprak alanlar gibi çeşitli elimizde bulunan görüntüye göre sınıflandırmalar gerçekleştirilebiliyor. Piksel bazında yapılan bir işlem. Tahminleme ise elimizde daha önce bulunan verilere göre veya çıkarım yapmamızı sağlayacak verilere göre elimizde olmayan verilerin oluşturulması diye tanımlayabiliriz. Burada da hava durumu olabilir. Tarihsel birikmiş bir veri varsa elimizde biz ileriye dönük bir projeksiyon oluşturabiliriz, tahminleme gerçekleştirebiliriz. Deniz hareketleri olabilir. Çoğu konuda tahminleme metotları kullanılabiliyor. Derin öğrenme konusu biraz daha ayrıntılı. Bununla alakalı ilerleyen kısımlarda daha detaylı olarak değineceğim. Ama kümeleme kısmına gelecek olursak, kümeleme kısmında veri yanları arasından bizlerin anlamlı veriler üretmesini sağlıyor. Anlamlı verileri yakınlık bilgisini ve özellik bilgilerini kullanarak, yani aynı kategoriye ait ve birbirine yakın değerleri, katmanları, kayıtları toplayarak, bizleri gruplayarak bu şekilde bir kümeleme işlemi gerçekleştiriyor. Bunda da elimizde eğer çok yoğun, anlamsız bir veri yığını varsa, veri kümesi varsa bunları daha anlamlı hale getirmemizi sağlayacaktır. Bununla alakalı da bir örnek göstereceğim sizlere. Derin öğrenmenin temel görüntü işlevlerine değinmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi piksel sınıflandırmada elimizde bulunan bir görüntü, orta foto da olabilir, bu drone ile çekilmiş bir drone görüntüsü de olabilir veya farklı şekillerde elde edilmiş bir görüntü de olabilir, uydu görüntüsü de olabilir. Bunların yüzeylerinde bulunan, alınmış olan örneklere göre kontrollü veya kontrolsüz şekilde sınıflandırılmasıyla piksel bazında bir sınıflandırılma yapılıyor ve doğrudan yansıyan gri değerlerine göre yapılıyor. Nesne yakalamada ise burada biz palmiye ağacı çıkarma örneğini verdik ama sizler araç yakalama ya da kişi yakalama gibi hangi konuda çalışmalarınız etkileniyorsa, yapacağınız çalışmada neyi yakalamak istiyorsanız buna göre bir eğitim verisi, örnek verisi kullanarak bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Yapı sınır çıkarımında ise doğrudan yapı sınırları çıkartılabilir. Deprem ülkesinde yaşıyoruz. Hepimiz de belediyelerimiz de bunun farkında. Belki bu çapta yapılacak bir çalışma olabilir. Her belediye kendi elindeki felaket senaryoları için veya yardımla alakalı bir çalışma yapılıyorsa veya sırf yapı envanteri çıkarılmak isteniyor olabilir. Bu şekilde segmentasyon çalışması yapılarak yapı stokları çıkartılabilir. Veya farklı veriler elde edilmek isteniyorsa ona göre bir çalışmayla da yine
segmentasyon çalışması gerçekleştirilebilir. Hasarlı yapı sınıflandırması örneğinde de gerçekleşen hasarlı yapıların dahil olduğu bir kütüphane oluşturularak bu kütüphane üzerinden örnek verilerle, örnek görüntülerle modelimizi eğitip uydu görüntüleri üzerinden ya da drone görüntüleri üzerinden hızlı bir şekilde hasarlı yapıların tespitlerini gerçekleştirebiliriz. Devam edecek olursak, burada sizleri derin öğrenme iş akışından söz etmek istiyorum. Her makine öğrenimi modelinde olduğu gibi burada da bizim öncelikle bir eğitim örneklerine ihtiyacımız var. Şekilde görmüş olduğunuz gibi öncelikle bizim modeli eğiteceğimiz eğitim örnekleri tespit ediliyor, toplanıyor ya da mevcutta varsa hazırlanıyorlar. Sonrasında hazırlık aşamasından geçirilerek eğitim örnekleri eğitim verileri haline getiriliyor. Eğitim verileri sonrasında bizim modelimizin en iyi sonucu vermesi için öğrenme komutuyla modelin içerisine dahil ediliyor. Bizim modelimiz eğitim verilerini kullanarak kendi iç algoritmasında bunların analizlerini gerçekleştirdikten sonra derin öğrenme modeliyle öğrenme yeteneğine sahip olmuş oluyor ve biz bu modeli çalıştırarak sonuç ürünlerin çıkarımlarını gerçekleştirebiliyoruz. Burada da sonuç üründen kastımız bir önceki ekranda görmüş olduğumuz gibi piksel sınıflandırma olabilir, nesne yakalama, segmentasyon veya görüntü sınıflandırma gibi yetenekler olabilir. Bizler bu iş akışını gerçekleştirerek, baştan sona bu iş akışlarını uygulayarak bu şekilde bir derin öğrenme çalışması ve sonuçlarını elde etmiş oluyoruz. Burada ağaçların derin öğrenmesiyle bulunması konusunda bir demo çalışmamız var. Sizlere teknik bilgileri verdikten sonra demoyu gerçekleştiren kişinin aslında sunmasını ben daha çok istedim. Hem çalışmayı tecrübe etmiş olmasından dolayı hem de sizlere en iyi şekilde aktarmasını istediğimden dolayı tekrar Dilara'yı mümkünse davet etmek istiyorum. Mümkünse Dilara'nın bu çalışmayı tekrardan anlatmasını talep edeceğim. Müsaitsen başlatabilirim. Tamam. Öncelikle kısaca bir bilgi vereyim. Tabii başlatabilirsin. Bunu GeoAcademy'den bir arkadaşım yapmıştı. Daha sonrasında bana da aktarmıştı. Ben de şimdi size aktarayım. Burada gördüğünüz ağaçlar aslında biz buradaki bütün bu ağaçların hepsini tek tek tanıtmadan belli başlı bir örnek küme oluşturuyoruz. Daha sonrasında da bu tanıttığımız eğittiğimiz verilerle bütün alandaki ağaçları bulmayı amaçlıyoruz. Sonuçta burada çizilen ağaçlar 600 civarı bir ağaç çiziliyor. Her birin öğretildikten sonra çeşitli araçlarla derin öğrenme işlemleri gerçekleştirildikten sonra bu 600 tane örnekten toplamda 10.000 ağaç bulunuyor alandaki. Her biri içinde ayrıca videoyla şu an biraz daha ayrı gidiyorum. O daha çok hangi araçları çalıştırdığını görüyorsunuz siz şimdi. Bu çalışma tamamlandıktan sonra bütün bu ağaçları gösteriyor size nerelerde olduğunu, palmiye ağaçlarını. Ve bunun sonrasında ışığı yansıtma miktarına göre de ağaçların sağlık durumuna varana kadar bilgileri geliştirebiliyoruz. Yani işte şu ağaçlar sağlıksız, şu ağaçlar iyi durumda şeklinde ve sağlıksız olan ağaçlara da sağ personellerini gönderip bakımını yapmak ya da ne gibi önlemler alınması gerekiyorsa onları yapmak gibi işlemleri devam ettirebiliriz. Teşekkür ederiz aktarımların için. Devam edecek olursak burada görüntü işleme ile alakalı yine yeni gelen bir veri tipimiz var aslında. Burada görmüş olduğunuz gibi multidimensional, çok boyutlu analiz araç seti eklenmiş oldu. Bunun içerisinde mozaik dataset ve multidimensional mozaik dataset bulunmaktadır. Raster verilerinin zamansal olarak 3 boyutta tutulmasıyla gerçekleştirilmektedir. Burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli sensörler, raster verileri konusu olarak üst üste getirilerek buna zaman fonksiyonu da eklenerek 3 boyutlu zamanda dahil olduğu bir veri küpü elde edilmektedir. Ve bu veri küpüyle bizler analizlerimizi gerçekleştirebiliriz ve verilerimizi bu şekilde zamansal olarak tutabiliriz. Sağ tarafta da görmüş olduğunuz gibi raster verilerimiz değişkene bağlı olarak ve zaman fonksiyonuyla tutularak tek bir veri kümesi olarak depolanmaktadır.
Şimdi kümeleme ile alakalı bir demo çalışmamız var. Sizlere bunu göstermek istiyorum. Burada mekansal dağılımlarına bağlı olarak çevredeki anlamsız veriler içerisinden noktaların özelliklerine ve konumlarına bağlı olarak anlamlı toplulukların oluşturulmasını hedefledik. Burada çeşitli parametreleri giriyoruz. Çeşitli parametreleri girip tanımladıktan sonra küme sayısında, küme içerisine dahil olacak nokta sayısında tamamladıktan sonra aracımızı çalıştırdığımız zaman bizlere hem katman olarak hem de grafik olarak çıktı vermektedir ve buna göre sembolojilerini güncellemektedir. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli veri toplulukları bu şekilde işaretlendi ve kümelenerek daha görsel olarak anlamlı sonuç elde etmemizi sağlamış oldu ve belli bir değerin üstündekileri seçerek harita üzerinde de bunların görüntülenmesini sağlayabiliriz. Burada satış noktalarının analizlerini gerçekleştirebiliriz veya suç noktalarının yoğunluklarıyla alakalı çalışmaları gerçekleştirebiliriz. Yani buradaki yapacağımız çalışma aslında sahadan gelen verilerimiz de olabilir, şubelerimize ait verilerimiz veya bir bilimsel araştırma yapıyorsak buna bağlı olarak elimizde bulunan veriler olabilir. Buradaki yapılan çalışmayla bizler elimizde bulunan verilerin daha anlamlı veri toplulukları haline gelmesini sağlamış oluyoruz ve böylece daha yorumlanabilir ve görsel olarak bize fikir veren bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Devam edecek olursak, Forest Based Classification kısmında aslında orman tabanlı sınıflandırma diyebiliriz bunun için. Bir tahminleme metodudur aslında. Popüler bir makine öğrenme yöntemi olan rastgele orman algoritması kullanılmaktadır burada. Ekran görüntüsünde görmüş olduğunuz gibi aracın çalışma prensibi belirli verileri kullanarak bu veriler üzerinden farklı alanlara yayılarak birkaç verinin birlikte değerlendirilmesiyle dallardan oluşan aslında bir yapıdadır. Ve bu dalları en son birleştirerek bizim sonuç verimizi oluşturacak ağaç yapısına dönüştürülmektedir. Bu nedenle belki de orman tabanlı sınıflandırma deniyor olabilir. Çünkü algoritması içerisinde birden fazla analizin birlikte gerçekleştirilip birlikte değerlendirilmesiyle oluşturuluyor. Burada araç analistlerin tahmini modelleri oluşturulması için özellikle mesafe tabanlı katmanları ve rasterları kolayca kullanabilirler. Örnek verecek olursak ileriye dönük konut satış değerlerinin tahmininde kullanılabilir veya satış analizleri konusunda kullanılabilir. Mevcut durumdaki satış yetenekleri bölgenin özellikleriyle ileriye dönük nasıl etkileneceğine dair bir çıkarım gerçekleştirilebilir veya daha önce satış yapılmayan bir bölgede nasıl bir satış değerlerine ulaşma potansiyeli olduklarını görebilirler. Veya kampanya noktalarının tespitinde kullanılabilir. Bu şekilde çeşitli kullanım yöntemleri olabilir. Burada da yine her makine öğreniminde olduğu gibi tahminlemede veya derin öğrenmede her türlü bir veri çıkarımı konusunda olduğu gibi bir öğrenme modelin eğitim evresi olacaktır. Buradaki modelin eğitim evresinde bu araç veriye dayalı bir araç olduğu için bizim burada kullanacağımız verileri iyi seçmemiz gerekiyor ve çokça veriyle çalıştırmamız gerekiyor. Bu kapsamda elimizde ne kadar çok veri olursa aracımız o kadar iyi çalışacaktır ve buradaki modeli çalıştırmak için en uygun veri kombinasyonunu çıkarmamız gerekiyor. Zaten aracı merak edip kullanırsanız çalışma mantığı içerisinde train ederken, modeli eğitirken sizlere sunmuş olduğu parametrelerden modelin uygun veya uygunsuz olduğu çıkarımlarını gerçekleştirebiliyor olacaksınız. Bu şekilde de birçok noktada kullanımı mevcuttur. Devam edecek olursak BIM ve CBS entegrasyonuna gelmek istiyorum. Burada ekranda görmüş olduğunuz gibi bir erik dosyası, BIM dosyası kolaylıkla coğrafi bilgi sistemleri platformuna ArcGIS üzerine aktarılabiliyor. Bunu hem masaüstü tarafında kullanabilirsiniz. Revit dosyalarını CBS'ye entegre ettikten sonra, CBS verisine dönüştürdükten sonra hem masaüstünde hem de web ortamında kullanabiliyor olacaksınız. Buradaki en büyük avantaj ise bina sahne katmanının üretiliyor olması. Bina sahne katmanının avantajı ise yüksek performanslı olarak 3 boyutlu bina görünümünün
hem elde edilmesi hem de bu şekilde analizlere dahil edilebiliyor olması hem de web ve prod tarafında kolaylıkla kullanılabiliyor olmasıdır. Şimdi sizlere demo çalışmasını göstereceğim. Buradaki konu aslında Autodesk ile Esri'nin birlikte yürütmüş olduğu, birlikte çalışmayla alakalı yapmış olduğu ilerleyiş diyebiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi Revit dosyalarımız aracımızı tanımlandı ve kolaylıkla bizler bu Revit dosyalarını CBS ortamına aktarmış olduk. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle dosyalarımızı seçiyoruz. Sonrasında CBS ortamında çalışabilecek bir yapıya dönüştürüyoruz ve ekranda görmüş olduğunuz gibi bizler veriye müdahale edebiliyoruz. Yani CBS ortamına aktardıktan sonra içerisinde bulunan veriyi güncelleme yetkisine sahip oluyoruz. Veri içerisindeki hatalı gördüğümüz bir yeri silebiliriz, değiştirebiliriz. Sonrasında bina sahne katmanına dönüştür dediğimiz zaman da bizleri 3 boyutlu bina sahne katmanı oluşturmuş oluyor ve bizler bu bina sahne katmanına hem web ortamında hem de masaüstü ortamında kolaylıkla kullanabiliyor olacağız. Bu şekilde hızlıca sonuç elde edebileceğimiz bir yetenektir. Burada da yine Autodesk ile Esri'nin birlikte çalışma kapsamında geliştirmiş olduğu araçlardan biri olduğunu belirtmek isterim. Bu nedenle daha ilerleyen zamanlarda çokça geliştirme bizleri bekliyor diyebilirim. Bu konuda beklentilerinizin olmasını söyleyebilirim. Bir diğer konumuz ise Project Recovery kısmı. Burada da ArcGIS Pro 2.6 ile gelen bir özellikten söz ediyor olacağım. Kullanıcıların beklenmedik bir arıza durumunda iş kaybını en aza indirmek için veya ortadan kaldırmak için kurtarma ayarlarını gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamaktayız. Ekranda görmüş olduğunuz gibi kurtarma seçenekleri kısmında çeşitli ayarlamalar gerçekleştirebiliyoruz. Aktif hale getirebiliriz, pasif hale getirebiliriz veya dakika olarak ne kadar sürede bir kurtarma işleminin gerçekleşmesini istediğimizde buraya belirtebiliriz, tanımlayabiliriz. Bir diğer özelliğimize gelecek olursak, burada aslında yeni bir veri türünden söz etmek istiyorum sizlere. Yine ArcGIS Pro 2.6 ile birlikte geldi. Burada voxel layer, voxel katmanı dediğimiz yapı bizim veri küplerini, çoklu verileri tutmamızı, görselleştirmemizi sağlayan bir yapıda. 3 boyutlu hacimsel olarak görselleştirilmesini gerçekleştirebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi haritada bizim odak noktalarımızı belirtebileceğimiz kesitler oluşturulabiliyor. Kesitler içerisinden bizler ilgilendiğimiz noktaların verilerini daha detaylı bir şekilde görüntüleyebilir veya belli değerlere göre bunları filtreleyebilir, görselliğini değiştirebiliriz. Bu da çok boyutlu veri küplerini daha kolay yorumlayabilmemizi sağlamaktadır. Interactive Suitability Analysis kısmına gelecek olursak, bu da ArcGIS Pro 2.6 sürümü ile mekansal analiz için en büyük yeni özellik diyebiliriz. Etkileşimli olarak uygunluk modellemesi gerçekleştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi etkileşimli ve dinamik bir şekilde kullanıcıların uygunluk analizlerini gerçekleştirmesini sağlıyor. Kullanıcıların arayüz üzerinde gerçekleştirmiş oldukları değişikliklere göre dinamik ve hızlı bir şekilde reaksiyon vermekte ve buna göre bizim dinamik olarak uygun yer seçimi analizlerimizi gerçekleştirmemizi sağlamaktadır. Son konumuza geliyorum böylece. Parcel Adjustment konusuna geliyorum. Burada parsel fabrikin en küçük karlar analizi kullanılarak gelen geliştirme olarak söylüyorum bunu. Tutarlılığını değerlendirebilirsiniz. Önceden yapılandırılmış bir semboloji ile analiziniz varsa uç değerlerini kolayca belirleyebilirsiniz ve ısı haritaları oluşturarak ne kadar doğru olduğunu görselleştirebilirsiniz. Parsellerinizin yapılarını kontrol edebilirsiniz. En küçük karlar analizi yaptıktan sonra uzamsal doğruluğunu arttırmak için sonuçları uygulayabilir ve verinizin doğruluğunu, kullanılırlığını arttıracak şekilde çeşitli geliştirmeler gerçekleştirilmiştir. Biraz daha yerel yönetim tarafını ilgilendiriyor olabilir ama kullanıcılarımız arasında kullananlar varsa bunları da değerlendirebilirler.
Benim şu an için anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaklaşık bir 10 dakikalık bir molamız olacak. 10 dakika sonra Dilara sizlerle birlikte olacak ve Enterprise tarafındaki yeniliklerimizi ve gelişmelerimizi sizlere aktaracak. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. O tarafta da çok ciddi ve dinlemeye değer güzel yenilikler oldu. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Merhabalar, SV Teknoloji Günlerine hoş geldiniz. Öncelikle kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Adım Dilara Hakyemez, SV'de Kurumsal Çözümler Grubu'nda çözüm mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere ArcGIS Enterprise'da öne çıkan yenilikleri anlatıyor olacağım. Daha çok 10.8 ve 10.8.1 sürümlerini anlatacağım. Bunun haricinde de biraz daha ürünlerimize aşina olmayan, Enterprise'a aşina olmayan kişiler için ürünlerin yeniliklerini bahsetmeden önce kısaca bilgi de veriyor olacağım. Burada ArcGIS Enterprise ile ilgili öncelikle bilgi vermek istiyorum. Kuruluşunuz bünyesindeki CBS altyapınızın merkezinde bulunarak çalışanlarınıza işbirliği yapma ve esnek çalışma imkanı sağlıyor. Kuruluşunuzun altyapısında konumlandıracağınız ArcGIS Enterprise, coğrafi verilerinizi yayınlamanıza, yönetmenize, analizler yapmanıza olanak sağlayacak. Burada hem yaptığınız çalışmaları analizlerle daha da ileriye götürebilirsiniz, aynı zamanda yaptığınız çalışmaları paydaşlarla, vatandaşlarla ya da istediğiniz kuruluşlarla paylaşabilirsiniz. Bunun yanında kuruluşunuzdaki işlemleri izlemek, daha doğrusu sistemde herhangi bir sıkıntı olduğunda bununla ilgili izlemeleri gerçekleştirmek için ArcGIS Monitör'den de yararlanabilirsiniz. Ve çalışmalar yine bu portal yapısı ve Enterprise yapısındaki uygulamalarda geliştirmeye açıktır aynı zamanda. Bu WebCBS dediğimiz web ortamında coğrafi bilgi sistemlerini destekleyen bir yapı sunmaktadır bize ve bu sayede de hem mobilde hem tablette hem de masa üstünde çalışabilirsiniz ve bu da aslında her zaman her yerde çalışmaya olanak sağlıyor. Bugün burada gördüğünüz ürünleri ve daha fazlasını anlatıyor olacağım. Hem yeni gelen ürünler hem var olan ürünlere eklenmiş olan yenilikler. Ayrıca sunucu rolleri ve sunucu rollerine gelen yenilikleri de gösteriyor olacağım. Bunun haricinde veri yönetimi, katmanlar, servislerle ilgili bilgiler de eklenecek sunumun sonlarına doğru. Öncelikle Enterprise yeniliklerine direkt dalmadan önce bir kısaca masaüstü CBS neydi, web CBS ne, onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Eğer daha önceden ArcGIS Server'ı tek başına kullandıysanız, istemci ve sunucu tabanlı CBS mimarisine de aşinasınız diye tahmin ediyorum. WebCBS sadece bir harita servisi sunmaktan öte, istemci sunucu tabanlı CBS mimarisinin gelişmiş bir halidir. WebCBS ile geniş bir kullanıcı yelpazesi tarafından kullanılabilen, baştan başa birbirine bağlı bir CBS deneyimi size sunuluyor. Küresel bir erişim sağlayabilir. Yani şöyle ki, siz yaptığınız herhangi bir uygulamayı vatandaşlarla paylaşmak istediğinizde dünyanın herhangi bir yerindeki bir kişi o linke tıkladığında o uygulamaya erişip izleyebilir. Neyi paylaşmak istiyorsanız onları bütün dünyayla ya da vatandaşlarla paylaşabilirsiniz. Örneğin Barış Bey'in anlatmış olduğu COVID panelindeki bilgileri biz hem dünyadan akan verileri hem de Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'ndan gelen verilerle birlikte bütün vatandaşların izlemesi için açtık. Çok sayıda kullanıcı demiştim. Bu da şöyle ki eğer masaüstü CBS'de çalışıyorsanız muhtemelen tek kişi olarak çalışıyorsunuz ve bunu
her seferinde güncelleme kısmında da masa üstünde güncelleme yapmanız gerekiyor. Ancak WebCBS tarafında WebCBS tarafında aynı anda düzinelerce veya yüzlerce kullanıcı tarafından kullanılabilmeye açık. Böylece WebCBS masaüstü CBS'den çok daha yüksek performans ve ölçeklenebilirlik sağlamakta. Aynı zamanda bir güncelleme olduğundaysa masaüstü CBS'nin yeni bir sürümünde güncellenmesi için her bir bilgisayara yüklenmesi gerekiyorken WebCBS'de bir güncelleme tüm müşteriler için çalışıyor. Bu bakım kolaylığı WebCBS'yi gerçek zamanlı bilgi sağlamak için iyi bir uyum sağlamayı da getirmiş oluyor. Burada ArcGIS Enterprise'ın yeteneklerinden bahsediyor olacağım. Görüntüler, 3 boyut, 2 boyutlu görüntüler ve raster verileriyle çalışabiliyorsunuz. Web servislerini yayınlayıp barındırabiliyorsunuz. Aynı zamanda her türlü veriye erişim sağlıyor. ArcGIS Esri birçok veriyle çalışabilir durumda. Ve web haritalarıyla çeşitli analizler gerçekleştirip uygulamalar yapabiliyorsunuz. Oynayan görüntüde gördüğünüz kısımda ben WebCBS ortamında Enterprise içinde bir harita açtım ve kendi verim değil, kurumum içinde başka bir arkadaşımın hazırlamış olduğu Türkiye'ye ait iller verisini ekledim. Harita içinde bu veriyi ekledikten sonra sembolojisini değiştirebiliyorum. İşte kendi istediğim şekilde bir etiket ekleyebilirim ya da değiştirebilirim bu bilgileri. Aynı zamanda sadece görüntülemek ya da veri içinde düzenleme yapabilmekle ilgili benim o veriyle ilgili bir yetkilendirme varsa ona uygun olarak ne yapabiliyorsam onu yapabilirim. Yani ben düzenlemeye, o veri içinde bir değişiklik yapmaya izinli değilsem hiçbir şekilde o veri içinde bir çizimini değiştiremem örneğin. Burada ayrıca biraz daha ileri aldığımda webten katman ekle gibi birçok çeşitli veriye katmanlar ekleyebiliriz. Web tarafında zaten bildiğiniz gibi OGC standartlarını destekliyoruz. Burada VMS, VMTS ya da KML dosyaları gibi dosyaları ekleyebilirsiniz. Bunlar için URL'e girmeniz yeterli. Aynı zamanda dosyadan katman ekle kısmında shape file olsun, GeoJSON olsun ya da farklı CSV ve TXT dosyaları olsun, bunları da yine eklemeye olanak sağlıyor. Bunların hepsini hızlı bir şekilde WebCBS ortamında katmanıma, haritama ekleyebiliyorum. CBS içeriğini CBS dışı kullanıcılar için de erişilebilir hale getirinden kastımız, CBS'yi kullanmayı bilmeyen, analizleri yapmak zorunda olmayan birçok kullanıcınız olabilir. Bu kişilere uygun da ileride anlatacağım ArcGIS Enterprise Sites örneğinde olduğu gibi çok daha hızlıca kişinin ihtiyacına yönelik isteklerini yapabileceği bir çeşit uygulamalarla aslında CBS bilmeyen kişileri de bu ortama katıp bu konumun gücünden yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Sağ operasyonlarınızı geliştirin kısmında ArcGIS ortamında siz konumsal olarak sağ operasyonu yapacağınız iş akışlarınızda sağ operasyonları mobil uygulamalarını kullanabilirsiniz. Kişilere ofisten sahadaki kişilere nerelere gitmesi gerektiğini, en son tarihini ve çeşitli ekler eklemesini istiyorsanız fotoğraf, doküman gibi ya da ses kaydı gibi bunlarla ilgili bilgileri de ekleyerek tekrardan o veri toplanması işini sağlayabilirsiniz. Ve bu gelen verilerle uygulamalar oluşturabilirsiniz. Örneğin yönetici panelleri, gösterge panelleri oluşturabilirsiniz. Yapılan çalışmaları çeşitli birimlerle paylaşabilirsiniz. Bunun haricinde biraz aslında Serhat da daha önce bahsetti. Derin öğrenme ile ilgili çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Büyük veri kümelerini analiz edebilirsiniz. Yani büyük veriyle çalışıyorsanız, sürekli sensörlerden veri geliyorsa bununla ilgili de çalışmalar gerçekleştirip belli filtrelemeler yaparak sadece ilgilendiğiniz konuyla ilgili bilgileri analiz edebilirsiniz. Makine öğreniminde burada görmüş olduğunuz örnekte videodan gelen araçlarla ilgili araçların tanımlanması yönünde ve bununla ilgili direkt yönetici panellerine anlık olarak ne kadar araç geçti, ne kadar bisikletli geçti gibi yansımalarını da görebilirsiniz. Ayrıca özel araçlar ve çözümler de geliştirebilirsiniz.
Enterprise'ın en çok gördüğünüz ve haşır neşir olduğunuz kısmı portal. Burada da aslında birçok içeriğinizin hem kendi hazırlamış olduğunuz içerikleri, uygulamaları inceleyebilirsiniz. Hem de kuruluşunuzdaki başka kişilerin neler yaptığını inceleyip onların verilerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Living Atlas dediğimiz Essie'nin sağladığı verilere de erişip bu verileri de kullanabilirsiniz. Verileri burada bulup, kullanıp, analizler edip uygulamaların oluşturulması kısmının hepsini Enterprise içinde yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda çevrim dışı harita alanları ve katman görünümleri oluşturabiliyorsunuz. Katman görünümleriyle ilgili kısmı da ileride yine anlatıyor olacağım. Ayrıca 2 boyut, 3 boyutlu haritalar oluşturup uygulamalarınızı ekleyebilirsiniz. Portalın görünüm ve tarzını değiştirebilirsiniz. Kendi logonuzu ekleyebilirsiniz portalın açılış sayfasına. Öğe kullanımlarını izleyebilirsiniz. Hangi öğeler ne kadar kullanıldı, ne kadar açıldı, bunlarla ilgili bilgileri alabilirsiniz. Çeşitli özel gruplar oluşturup sadece o gruba dahil olanlar o verileri görebilsin şeklinde çalışabilirsiniz. Ve güvenlik ayarlarını yine portal içinden ayarlayabilirsiniz. Örneğin parolayla ilgili bilgiler olabilir ya da çeşitli başka güvenlik ayarları ile ilgili çalışmaları da ayarlar kısmındaki güvenliğin içine giderek yapabilirsiniz. Burada güvenlik kısmında bahsetmişken biraz daha ayrıntılandırmak istiyorum. Kurumlar için güvenlik ve güvenilirlik çok önemli. Gizli hassas bilgilerin dışarıya açılması istenmeyebilir, uygunsuz erişimlere kapalı olsun isteyebilir kurumlar. Ve kimin hangi verilere ya da içeriğe erişebileceğinin ayrıntılı olarak belirtilmesi istenebilir. Bütün bunları Enterprise içinde gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda yetkilendirebilirsiniz. Kişilere çeşitli roller atayarak neyi ne kadar yapabileceğini belirtebilirsiniz. Ve içeriğin uygunsuz şekilde düzenlenmesini ya da değiştirilmesini yine bu yetkilendirmelerle önleyebilirsiniz. Kullanılabilirlik kısmındaysa sitelerinizdeki ve verilerinizi sürekli çalışır halde tutmak ve arıza durumunda kesinti ya da veri kaybını en aza indirmek ya da ortadan kaldırmayı sağlayabilirsiniz. Yine sunumun başında bahsettiğim ArcGIS Monitör de bu konuda destekçiniz olabilir. Şimdi yenilikler kısmına biraz daha girmek istiyorum. Sunucu rollerindeki ve uygulamadaki yeniliklerden bahsediyor olacağım. Öncelikle Geoanalytics Server'dan bahsedeceğim. Burada Geoanalytics Server'ı belki bazı kurumlar kullanıyordur ama bazı izleyenlerimiz kullanmıyor ya da duymamış olabilir. O yüzden kısa bir bilgi vermek istiyorum. Geoanalytics Server, ArcGIS Enterprise'ın büyük veri işleme ve analiz yeteneğini sağlayan bir sunucu rolü. Burada mekan ve zamanda büyük verileri, desenleri, anormallikleri ve ilişkileri sizin bir bağlam içinde anlamanızı sağlayacak araçlar koleksiyonu içermektedir. Yeniliklere baktığımızda burada şu şekilde çeşitli yeniliklerimiz bulunuyor. Find Point Clusters dediğimiz araçta artık zamansal dağılımlara göre de işlem yapabiliyor. Geographical Weighted Regression analiz modelleri araç setine de eklenmiş durumda. Ayrıca bir rotadaki zaman bilgisi olan noktalardan bekleme konumlarını bulan yeni Find Dwell Locations aracı da eklenmiş durumda. Bu örnekte sağ tarafta görmüş olduğunuz örnekte ise uçuşlarla ilgili bilgileri görüyorsunuz. Ve bu hangi noktadan hangi noktaya gittiğiyle ilgili gidiş uçuşumu, varış uçuşumu ya da şehrin üzerinden geçen uçuşlar şeklinde farklı sembolojilerle bütün bu uçuşların görselleştirildiği bir örneği gördünüz. GeoEvents Server'a geçtiğimizde GeoEvents Server haritadaki varlıkları, yerleri ve olayları gerçek zamanlı olarak izlemeye olanak tanıyor. Sürekli olarak konumu değişen varlıklar, bunlar gemiler olabilir, araçlar olabilir ya da uçaklar olabilir. Değişen varlıkları ya da sabit varlıkları aynı yerde duran ve sürekli yolu çeken bir kamera olabilir. Bu varlıklardan gelen canlı veri akışını izleyebilirsiniz. Ve gerçek zamanlı bildirimler alabilirsiniz. Örneğin belli bir alan çizildiğinde bu alanın içine ya da dışına girildiğinde uyarı ver, SMS yolla ya da bildirim yolla şeklinde çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Burada bu belli bir coğrafi sınır çizdiğimiz kısmı da geofence olarak adlandırıyoruz. Geofence kısmında da yine yenilikler bulunmakta. Kullanıcılar artık geofence sampler ile
iç aktarılan coğrafi sınırların geometrisini seçtikleri altı haritalarına göre doğrulayabilecekler. Ayrıca Geovent Sampler zaten belki çoğu kişi duymamış da olabilir. 10.8 ile tanıtılmıştı. İşlenmiş olay verilerini gözden geçirmek ve görselleştirmek için hızlı bir yol sunan gömülü bir veri örnekleme aracı. 10.8.1 ile neler içeriyor bu Geovent Sampler? Ondan kısaca bahsedeyim. Çevrim dışı ve özel temel haritalar dahil olmak üzere kullanıcıların kendi yayınlanmış harita hizmetlerinden yararlanmasını sağlayabilir. Doğrudan Geovent Sampler ile bir dizi temel altlık haritalar arasında anında geçiş yapabilirsiniz. Bunun haricinde Geovent Manager'da da tüm öğeleri o anda durdurulmuş veya başlatılmış olanları ya da daha hızlı tanımlama için hata durumunda olanları göstermede öğe durumuna göre filtreleme yapılabilecek. Mevcut bağlayıcıların yani konektör dediğimiz sıralı ve aranabilir listesi alfabetik olarak sıralanmış bağlayıcıların önceki çok sayfalı listesi yerine artık tek bir sayfada bunlar sunulabilecektir. Yine burada çeşitli görselleri görüyorsunuz. Yine sağ tarafta gördüğünüz kısımda Geovent Server kullanılarak anlık olarak gelen verilerle bir yönetici paneli ya da gösterge paneli oluşturulmuş durumda ve bunların anlık olarak değişimleri, kesintiyle ilgili bilgilerin güncellenmesini görüyorsunuz. Bir diğer sunucu rolümüz Image Server. Buna görüntü sunucusu da diyebiliriz. Büyük görüntü ve raster koleksiyonlarını işlemek, analiz etmek ve paylaşmak için hızlı ve verimli bir yol sağlıyor. Dinamik görüntü servisleri hem yeni hem de mevcut görüntülere erişimi kolaylaştırmak için anında işleme ve mozaikleme yeteneği sağlıyor. Zaten kullananlarınız biliyorsunuzdur mozaik oluşturup bunun Enterprise tarafında yayınlanması kısmında Image Server gerekiyor. 10.8'de derin öğrenme çıkarım, raster analizi tek bir makinede aynı anda birden fazla grafik işlemci kullanabiliyor. ArcGIS Image Server ortamındaki raster analizi grafik işlemcilerle TensorFlow, PyTorch ve Keras Python modüllerini kullanabiliyorlar. Bunun yanında ArcGIS Image Server görüntülerdeki nesneleri sınıflandırmak ve tespit etmek için derin öğrenme araç paketlerini sunuyor. Bu araçlar eğitim örnek veri kümeleri oluşturmanıza ve bunları derin öğrenme framework'üne aktarmanıza olanak tanıyor. Ardından görüntü sınıflandırma ve nesne algılama gibi veri çıkarımı iş akışlarını gerçekleştirebiliyor olacaksınız. Burada sağ tarafta gördüğünüz kısımda derin öğrenme kütüphaneleriyle ilgili bir linki paylaştım sizle. Oradan da yine inceleyebilirsiniz. Bu Image Server ile ilgili bunlardan sonra farklı bazı yenilikleriniz var. Onlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. OrtaMaker'da çeşitli geliştirmeler oldu. Çevrim dışı kullanım için ürün indirme desteği geldi. Bulut mağazalarından projelerinize GPS verilerini indirebilirsiniz. Bunun yanında görüntü içeriği oluşturmada döşenmiş görüntü katmanı olarak bilinen Tile Only dediğimiz görüntü servisleri oluşturulabilir. Görüntü servisi yapılandırma özelliklerini inceleme ve düzenleme yine geldi. Ayrıca bir görüntü katmanına sahip raster işleme şablonu yine yayınlanabiliyor. Bir diğer sunucu rolümüz Notebook Server. Bu da 10.7'nin bir parçası olarak WebGBS dağıtımımızda çok yönlü veri bilimi araçlarını ve Python'ın sınırsız potansiyelini ortaya çıkaran yeni bir yetenek olarak sunulmuştu. ArcGIS Notebooks, kullanıcılara ArcGIS Enterprise portalımızda barındırılan ve yeni ArcGIS Notebooks Server tarafından desteklenen bir Jupyter Notebooks ortamı sağlıyor. Bunu kullanarak coğrafi bağlamda analizler gerçekleştirebilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir, verileri ve analiz sonuçlarını anında görselleştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada Notebook Server ve çeşitli açık kaynak kütüphanelerinden yararlanabiliyorsunuz. Analitik sunucular yine bu dağıtım mimarisini oluşturabiliyorsunuz.
Ayrıca yeni bir site olan ArcGIS Notebook Server Manager 10.8'deki portalda mevcut. Burada direkt kullanabilirsiniz. Manager sitenizde kullanılan genel yönetim görevleri için bir grafik ara birimdir. 10.8 ile birlikte artık ArcGIS Notebooks bölümlerini notebook düzenleyicisinde daraltabiliyorsunuz. Bir başlık ile başlayan bölümler daraltılarak kullanılabiliyor. Son olarak ArcGIS Workflow Manager Server'dan bahsetmek istiyorum. Zaten Workflow Manager Server vardı ancak çeşitli yenilikler geldi bu sunucuya da. Burada kuruluşların CBS ve CBS dışı işlerinin yönetiminin otomatikleştirilmesini ve basitleştirilmesini sağlıyor aslında bu rolümüz. Bu ölçeklenebilir bir çözümdür ve tekrarlanabilir işi tanımlayarak ve zamandan tasarruf etmek için de kişileri, süreçleri ve ürünleri gerçek zamanlı olarak yönetmek için araçlar sunuyor. 10.8.1 ile gelen kısımdaysa dijital gönderimler, onaylar ve web tabanlı veri düzenleme ve kalite kontrol gibi işler web tabanlı iş akışlarına odaklanan yeni bir servis odaklı mimari sunuyor. Sağ tarafta gördüğünüz görselde klasik olan da coğrafi veri tabanı tabanlı bir çalışma varken artık yeni gelen örnekte ise servis tabanlı olarak da yine bu server çalıştırılabiliyor. Burada ArcGIS Workflow Manager'ın gelecekteki sürümleri de kuruluşların ArcGIS platformunda sorunsuz uçtan uca kurumsal iş akışlarını ölçeklendirmesine ve oluşturmasına olanak sağlamak için hem web hem masaüstü hem de mobil süreçlerin herhangi bir kombinasyonunu destekliyor olacaktır. Burada yeni servis tabanlı dağıtım kullanıcı tipi bileşenleri aracılığıyla lisanslanacak. Lisanslama kısmıyla ilgili de kısaca bu şekilde bilgi verebilirim. Kullanıcı türü bileşeni, ArcGIS Workflow Manager kullanıcı türü bileşeni hangi kullanıcı türleriyle uyumludur diye bakacak olursak da Viewer yani işi görüntüleme kısmını kullanıcı rolü olan Editor, Field Worker, Creator ve tüm ArcGIS GIS Professionals ile kullanılabilmekte. Burada aslında bu kullanıcı türü bileşenleri kısmında da anlatılabilirdi ama sunucular kısmında anlatmayı tercih ettim. Daha sonrasında yine sorular olursa ilerleyen kısımda cevaplayabilirim. Şimdi ArcGIS Enterprise Site yeniliklerinden bahsetmek istiyorum. Biraz önce sunumun başlarında da bahsetmiştim. Kişiler CBS kullanmayı bilmiyor olabilir ya da onun böyle bir yükümlülüğü olmayabilir. Ancak veriler ya da analizlerin sonuçlarını incelemek istiyor olabilirler. Burada aslında Enterprise Site bayağı işe yarar bir konumda olabilir. Siz yaptığınız uygulamaları, girdiğiniz bilgileri belli bir site içinde toplayarak bunları hem vatandaşlara hem de kurum içindeki kişilere sunabilirsiniz. Farklı farklı siteler oluşturarak, enterprise sites oluşturarak bunları farklı kişilerle de paylaşabilirsiniz. Üyeler böylece portalda gezinmeyi ya da gruplara erişmeyi öğrenmek yerine kendileriyle ilgili olan içerikte gezinerek doğrudan oluşturduğunuz özel web sayfasını kullanırlar. Böylece diğer konulara, diğer şeylerle aklının karışmasına gerek kalmadan hızlı bir şekilde o sayfayı kullanabilirler. Sağ tarafta gördüğünüz örnekte çeşitli uygulamalar aslında her bir gördüğünüz butona bastığımızda onunla ilgili uygulamaya gidiyor. Aynı zamanda çeşitli yönetici panellerini bu sayfanın içine gömebiliyoruz. Bu şekilde aslında bütün bir ilgili konuya dair bilgileri belli bir web sitesi içine koyarak ilgili kişilerin bunu incelemesine olanak vermiş oluyoruz. Buraya gelmiş olan yeniliklerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Geliştirilmiş içerik yönetimi iş akışları, bir çekirdek ekibin parçası olan CBS dışı kullanıcıların ArcGIS Enterprise'de gezinmeye gerek kalmadan bir siteye içerik eklemesine olanak tanıyor. Bu yeni iş akışları bir URL kullanarak ve mevcut öğeleri seçerek içerik yükleme yeteneğini içeriyor. Sitelere genel bakış sayfası artık son içeriğe daha hızlı erişmek için bir yan panel içermekte. Ayrı zamanda galeri kartı ve kategori kartındaki iyileştirmelerde sitelerinizde ve sayfanızda hangi içeriği görüntüleyeceğinizi seçmek için daha fazla seçenek içeriyor.
Şurada görmüş olduğunuz örnekte global gezinme çubuğunu görüyorsunuz. Bu da yeni eklendi. İnce ve kompakt bir çubuk olarak duruyor. Oturum açma, bildirimleri görüntüleme ve siteler arasındaki paylaşılan içeriği arama seçeneklerini içererek kolay bir kullanım sunuyor size global gezinme çubuğu. 10.8'den önce siteleri özelleştirmesi ve yönetmesi gereken tüm üyeler site yönetim grubuna ekleniyordu. Artık yeni ve mevcut sitelerinin kendi çekirdek ekipleri olacak ve site yöneticilerine siteyi kimin düzenleyebileceği konusunda daha fazla denetim sağlayacak bir yenilik de yine gelmiş bulunmakta. Şimdi işbirliği ile ilgili kısaca bilgilendirme yapmak istiyorum. Burada elimizdeki verilerin büyüklüğü ve miktarı arttıkça veriyi yönetmenin ve paylaşmanın zorluğu da artıyor. Başkalarıyla verimizi, çalışmalarımızı veya projelerimizi efektif yollarla paylaşmak durumunda kalabiliyoruz. Gördüğünüz örneği Serhat hazırlamıştı. O yüzden müsaitse Serhat'tan birazcık bizi bilgilendirmesini rica edeceğim. Tabii ki. Tekrar merhaba herkese. Buradaki uygulamayı oluşturmamızın sebebi aslında daha büyük kapsamlı organizasyonların veriyi güncel tutmak için çok büyük çabalara girmesi gerekmesinden kaynaklandı. Buradaki amacımız genel kapsayıcı kurumun ya da kişinin verinin kaynağını elinde tutarak altındaki bileşenlerin de bu veriyi güncel tutmasını sağlamak. Örnek verecek olursak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni biz kapsayıcı kurum olarak görüp ilçe belediyelerinde bu kapsayıcı kurumun altında çalışan alt kurumlar olarak düşünebiliriz. Buradaki örneğimizde park bahçeler örneği verilmiştir. Park bahçeler verilerini İBB kendi elinde tutuyorken Sarıyer Belediyesi kendi sorumluluk alanındaki park bahçeleri güncel tutarak verinin güncel kalmasını sağlayabilir. Diğer belediyeler kendi sorumluluk alanlarını güncelliyor olabilir. Bu şekilde İBB kendi elindeki veri güncelleme ve veriyi güncel tutma, verinin doğruluğunu koruma iş yükünü azaltmış olup ilçe belediyelerinin veya alt yüklenicilerin desteğiyle elindeki en son güncel veriyi sağlamış olacak. Bunu sadece belediye üzerinde düşünmek zorunda değiliz. Daha geniş kapsamda çalışan kurumlar için de düşünebiliriz. Çok yapılı kurumlar kendi alt kurumlarını ya da birlikte çalıştığı kurumları bu şekilde entegrasyonlarla bir arada tutarak ortak bir veri üzerinden ortak veri tabanını güncel tutmayı sağlayarak birlikte çalışabilirler. Bu da Dilara'nın da söylemiş olduğu gibi işbirliği anlamında uygulamanın oldukça açık olduğunu gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum anlattığın için. Ben teşekkür ederim. Bir diğer yenilikimiz Web App Builder yenilikleri. Burada da çeşitli zaten her yeni sürümle birlikte Web App Builder'da da birçok yeni araçlar ekleniyor, yeni yetenekler ekleniyor. Bu örneğimizde de ArcGIS Web App Builder'ın yerel yönetim personelinin daha çok onlar düşünerek yapılmış mülklerin bir koleksiyonunu tanımlamasına ve sahiplerle sakinlerin posta etiketleri veya yapılandırılmış bir metin dosyası oluşturması olanak sağlayan bir yapılandırması. Bu uygulama tipik olarak planlama ve imar görevlileri tarafından kullanılır. Ancak herhangi bir kurum tarafından da mülk sahiplerine veya sakinlerine yapılan resmi bir işlem hakkında bildirimde bulunmak için de kullanılabilir. Bunun yanında Business Analyst aracı var. Burada çeşitli raporlar ve infografikler çalıştırarak haritadaki herhangi bir nokta veya çokgen özelliği hakkında daha fazla bilgi görüntülemenizi sağlayabilirsiniz. Ayrıca güzel bir özellik olarak da haritaya bir raptiye yerleştirerek ve etrafına halkalar sürüş süreleri veya yürüyüş süreleri uygulayarak yeni bir konum eklemenizi olanak tanır. Böylece bir servis alanı ya da işte kişinin bir noktadan 15 dakika mesafede nerelere gidebileceğini hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Ya da o alana 15 dakika mesafede kimlere etki alanınızı bulabilirsiniz. O noktada örneğin yeni bir alan, yeni bir dükkan açmak istiyorsunuz ya da belli bir çalışma planınız var. Bu alana kimler yarım saat sürüş mesafesinde kimleri kapsıyorum şeklinde bir bakış açısı da geliştirebilirsiniz.
Şimdi uygulamalar ve ürünlerle ilgili aslında bazı uygulamalar zaten vardı, tanıdık gelecektir. Bazıları yeni geldi. Ancak bu gördüğünüz ürünlerin hepsinde farklı yenilikler oluştu. ArcGIS Mission 10.8 ile birlikte aslında 3 tane web uygulaması portal içine yerleştirildi. Bunları daha önce de olanlar ArcGIS Quick Capture, Track Viewer ve Workforce ArcGIS web uygulaması artık Enterprise ile birlikte geliyor olacak. Önceki sürümlerde bu web uygulamalarının her biri ArcGIS portalından ayrı 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 yükleniyordu. Artık portal kurulumuna eklenmesi ya da kullanıcıların bu ürünlerin her birini ayrı ayrı indirip kurma gibi bir ihtiyacı ortadan kalktı. ArcGIS Mission, birazdan bahsediyor olacağım daha ayrıntılı olarak, görev odaklı durumsal farkındalık araçları sunan bir yeni bir uygulamamız. Track Viewer kısmındaysa aslında izleri, kişilerin izlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Burada kişi nereye doğru gidiyor, doğrultusu, ne kadar hızla gitti ya da işte ne kadar hızla gitti ve telefonundaki şarj durumu ne kadar, buna kadar bu bilgilere kadar hepsini toplayabiliyorsunuz. Özellikle de tehlikeli bir iş yapan kişi ise şarjının bitmeye yakın olduğunu görüyorsanız o kişiyi arayıp uyarabilirsiniz. Geri dönmesini söyleyebilirsiniz ya da herhangi bir acil durumda kişinin en son nerede olduğunu yine bu uygulamayla görebilirsiniz. Burada ArcGIS Maps for Power BI'ye baktığımızda her ArcGIS Enterprise kullanıcısının oturum açmak için premium bir uygulama aboneliği lisansına ihtiyacı olacaktır. Burada ArcGIS Enterprise içerik ve servisleri Microsoft Power BI ile entegre edebilirsiniz. Quick Capture'a baktığımızda Quick Capture yine yüklü olarak geliyor artık. Ve sahada hızlı bir şekilde veri toplamanızı sağlıyor. Büyük butonlar en büyük özelliği. Hızlı bir şekilde yolda hızlıca giderken verileri hızlı bir şekilde toplamanızı sağlıyor aslında. Workforce Web App aslında bildiğiniz gibi iş gücünün koordinasyonunu sağlıyordu. Kişilere belli bir zamana kadar bitirmesi gereken işleri atamanızı sağlayan kısım. Bu yine artık Enterprise içine yüklü şekilde gelecek. ArcGIS Story Maps'i çoğunuz biliyorsunuzdur ancak Enterprise tarafında kullandığınız, bu zamana kadar kullandığınız Story Maps'ler artık eski Story Maps'ler olarak geçiyor. Yeni Story Maps'in arayüzü değişti. Daha kullanıcı için kolay olan ve çok daha çeşitli seçenekler sunan bir arayüzü var artık. Ve burada da online'ı denemiş olanlar görmüş olabilir yeni halini ancak Enterprise'a da yeni hali bu yeni sürümle birlikte geldi. 10.8.1 ile. Ayrıca Experience Builder var. Burada da çeşitli web uygulamaları oluşturmanın yeni bir yolu. Ondan da birazdan daha ayrıntılı bahsediyor olacağım. Öncelikle bu uygulamalara geçmeden kısaca MapViewer Beta'dan bahsetmek istiyorum. Bu normalde demin size uygulamanın başında portalda bir web haritası, web ortamında bir harita açmıştım. Harita görüntüleyiciyi görmüştünüz. Bu şu an gördüğünüzde MapViewer Beta daha ESI'nin gelecek nesil web haritalama yeteneklerine gelişmiş bir bakış açısı sunuyor. Bu şu an beta durumunda, yani henüz kararlı sürüme geçmedi. O yüzden geliştirmeler devam ediyor. Ancak bu yine 8.1 ile 10.8.1 ile Enterprise'a geldi ve siz de deneyebilirsiniz. Birçok yeni özellikler sunuyor. Bunu nereden açabileceğiniz de yine sağ alt tarafta gördüğünüz gibi harita kısmından MapViewer Beta'yı aktif ederek bunu kullanıma açabilirsiniz. Burada gelen özelliklerden en dikkat çekicilerinden bir tanesi nokta yoğunluğu ile ilgili yeni akıllı eşleme stilleri. Gördüğünüz haritada gördüğünüz kısımda her bir nokta bir tane kişiye, bir tane evsiz kişiye işaret etsin ya da her bir nokta 5 tane, 10 tane, 20 tane kişiye işaret etsin şeklinde bir seçenek seçebilirsiniz ve bu şekle göre de bir nokta yoğunluğu çıkarabilirsiniz. Bunun haricinde açılan pencereleri ve pop-up'ları yapılandırırken daha fazla esneklik ve özelleştirilebilir seçenekler sunuyor.
gelişmiş katman yönetimi ve organizasyon için grup katmanları seçeneği sunuyor ve birçok aslında sembolojiyle ilgili ve diğer konularda farklı bir arayüze sahip. Mümkün olanlar bence bir denemekte fayda var. Demin bahsetmiş olduğum ArcGIS Experience Builder'dan şu an daha ayrıntılı bahsediyor olacağım. Ekranda gördüğünüz aslında bu uygulamanın içinde yapılan çeşitli çalışmalar. Burada hem sürükle bıraklarla yine oluşturup tamamen kendi isteğinize göre bir uygulama oluşturabilirsiniz. Nerede ne butonlar olacak, hangi butona basıldığında hangi uygulama açılacak ya da ne gibi bilgiler görüntülenecek, bunların hepsini çok ayrıntılı bir şekilde siz bu uygulamayla birlikte oluşturabiliyor olacaksınız. Şablonlar ve araçlar sunuyor bu uygulama size. Düzen ve tasarım öğeleriyle ilgili tam bir kontrol sağlıyor. Yapılandırılabilir ve veri odaklı, esnek bir şekilde oluşturabilirsiniz. Mobil tarafa da uyarlanabiliyor. Ve 2 boyut, 3 boyutu yan yana görselleştirebiliyorsunuz. Bütün bunların hepsini Experience Builder'la birlikte deneyimleyebilirsiniz. ArcGIS Mission, demin kısaca bahsetmiştim. Aslında çok ayrıntılı bir sahada, ayrıntılı bir destekçiniz olacak bir uygulama. 10.8 ile tanıtılmıştı. Ve organizasyonları ve ekipleri çalışma ortamının kapsamlı bir şekilde anlaşılması için görev odaklı ve gerçek zamanlı durumsal farkındalığı da sağlama amacıyla donatılmış çeşitli araçlar içeren bir uygulama. Bu kullanıcıların gerçek zamanlı olarak bir görev oluşturmasına, paylaşmasına ve izlemesine, operasyonlar için haritalar ve diğer materyallerin belirlenmesine, kişiler arasında, eşler arası ya da iletişimin kolaylaştırılmasına ve görevi gerçek zamanlı olarak izlemeye olanak sağlıyor. Bu saha uygulamalarından daha ayrıntılı ve daha durumsal farkındalık odaklı bir uygulamamız. Ve temelde 3 tane ayrı bileşenden oluşuyor. Bunlar ArcGIS Mission Manager, Mission Responder ve Mission Server. Bunlarla ilgili daha fazla ayrıntıya şu an için girmeyeceğim. Ve bir tane örneğimiz bulunmakta. Onu size göstermek istiyorum. Burada görev oluşturma kısmında gördüğünüz gibi harita üzerinde çeşitli görevler oluşturabiliyorsunuz. Bu görevle ilgili işte kişiler ekleyebiliyorsunuz. Toplam bu görev için kaç kişi olması gerekiyorsa o kişileri görev ekibine dahil edebiliyorsunuz. Ve bu şekilde ekle şeklinde giderek gruba üyelerinizi ekledikten sonra bu üyelerle birlikte haberleşebiliyorsunuz. Farklı ekipler oluşturup onlarla haberleşebilirsiniz. Mobil tarafta çalışmaları görebiliyorsunuz sağ tarafta. Yan yana koyduk bu demo çalışmasında. Ve kişiye bir mesaj atmak istediğinizde direkt tekst olarak, metin olarak mesajı atabileceğiniz gibi konumsal olarak geomessage dediğimiz örnek seçenekle birlikte konumsal olarak da o mesajı atabiliyorsunuz kişiye. Fonksiyonel yeniliklere geçtiğimizde burada enterprise bileşenlerinden, veri yönetiminden ve katmanlı servislerden servislere gelen yeniliklerden bahsediyor olacağım. Öncelikle yeniden tasarlanan kullanıcı deneyiminden bahsedeceğim. Enterprise 10.8.1'de fark edeceğiniz ilk şeylerden biri aslında portalda hesap ayarlarını, profil bilgilerini görüntülemeniz ve güncellemeniz olanak tanıyan kısımlar yeniden tasarlanmıştır. Daha kolay bir şekilde kendi profil sayfanızdaki bilgileri güncelleyebilir, hangi gruplarda olduğunuzu inceleyebilirsiniz. Ve kuruluş ayarları arayüzümüz de yine yenilendi. Burada içerik oluştururken, öğeleri paylaşırken ve taşırken ya da sahiplerini değiştirirken bu portaldaki değişiklikleri kullanarak da zaten görüyor olacaksınız. Burada öğeyi taşı, sahibini değiştir ya da kullanıcı üzerindeki şifreleri sıfırlama, üyeler sekmesinden toplu grup ataması gibi şeyleri yapabiliyor olacaksınız. Katman ve servislere baktığımızda, belki hatırlayanlarınız vardır, daha önceki kısımda görüntü katmanlarına değiniyor olacağım demiştim. Burada aslında çok kullanışlı bir yetenek var, görüntü katmanı diye.
Bu daha önce de bulunan bir özellikti. Ancak artık barındırılan detay katmanı görünümünün yayınlanmasında da yenilikleri oldu. Barındırılan harita görüntü katmanları verilerine artık sağ dokunur erişim bulunuyor ve bu ArcGIS Pro üzerinden yayınlanabiliyor. Bilmeyenler için kısaca görüntü katmanı oluşturmanın ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Örneğin yayınlama ayrıcalıklarına sahip olabilirsiniz ve barındırılan detay katmanınızın yani hosted feature layer dediğimiz katmanların stilini ve sunumunu değiştirmenin ötesinde farklı bir görünüme ihtiyacınız olabilir. Bu örneğin farklı düzenleme yeteneklerini uygulamak isteyebilirsiniz ya da farklı gruplarla paylaşmak istiyor olabilirsiniz. Burada detay katmanlı görünümü oluşturmanız sizin işlerinizi aslında çok kolaylaştıracak. Çünkü katmanın nasıl görüntülendiğinden daha fazlasını kontrol edebiliyor olacaksınız burada. Yine bir örnek vermek gerekirse farklı gruplar için farklı düzenleme yeteneklerini desteklemeniz gerektiğinde barındırılan detay katmanı görünümünü oluşturarak aslında bir var olan katmanın mesela dışarı açabilirsiniz. Herkesin göreceği bir veri olabilir bu. Bunu düzenlenmeye kapalı olarak herkese açıp kendi kurumunuz içinde editleyebilmeye açık olarak asıl katmanı tutabilirsiniz. Görüntü katmanı ise düzenlemeye kapalı olabilir. Bu şekilde aslında farklı seçenekler sunan bir şey size görüntü katmanı. Bunu barındırılan detay katmanınızı yayınladığınızda bunu organizasyonun onu düzenlemesi gereken belirli üyeleriyle paylaşıyorsunuz. Daha sonra orijinal olan bu barındırılan detay katmanına başvuran ve düzenleme yetkisi devre dışı bırakılmış görünümler oluşturuyorsunuz. Burada sağ alt tarafta da gördüğünüz kısım aslında katmanı portalda açtığınızda sağ alt tarafta, sağ üstte yer alan bir kısımda göreceğiniz görüntü katmanı oluştur kısmına tıklayarak, butonuna tıklayarak aslında erişiyorsunuz bu kısma. Ve burada önemli olan kısım barındırılan detay katmanı görünümü kaynakta barındırılan detay katmanı ile ilişkisini koparmıyor. Yani ona bağımlılığını koruyor. Orada bir değişiklik yaptığında görünümde de yine bu değişiklikleri görebiliyorsunuz. Bir diğer özellik vektör tile style editörde artık bu vektör tile'larla ilgili çalışmalarınızı başka bir platformdan yapmak yerine stil değiştir arayüzünü kullanarak harita görüntüleyicisi içinde özelleştirebiliyorsunuz. Vektör döşeme katmanlarını ve altlık haritaları gereksinimlerinize en uygun şekilde stilize etmenize olanak sağlıyor. Örneğin yollar, yeşil alanlar, su gibi farklı alanların nasıl görselleştirileceğini bir altlık harita oluşturmak istiyorsunuz ama elinizdeki haritanın yeterince güzel olduğunu düşünmüyorsunuz. Sizin kendi verileriniz belki altlık harita içinde kayboluyor ya da çok soluk duruyor. Siz bununla ilgili bir altlık haritanızı, vektör tile'ınızı yani güncelleyip renkleriyle, stiliyle oynayarak en istediğiniz şekle getirebilirsiniz. Ve bunu da harita görüntüleyici içinden gerçekleştirebilirsiniz. Vektör döşeme katmanların değiştirilme kısmında da yine bunu portal içinde genel bakışta katmanı değiştir ya da replace layer şeklindeki seçenekten yapabiliyorsunuz. Burada değişen katmanın nasıl arşivleneceğini seçebilirsiniz. Yeni katmanın stilini ön izleme gerçekleştirebilirsiniz. Bu özellik 10.8 sürümüyle birlikte geldi ve barındırılan döşeme katmanın içeriğini başka bir katmanla değiştirmenize olanak sağlıyor temelde ve mevcut yeni katman şu şekilde yeni katman geldiğinde mevcut katman artık arşivlenen kısma eski ve arşivlenen kısma geçiyor. Bu şekilde de aslında nasıl arşivleneceğini de yine seçebiliyorsunuz. Mevcut ve yeni katman eşleşmediğinde sizi uyarıyor. Böylece içeriği değiştirmeden önce sorunları yine düzeltme şansı tanıyor size. Ayrıca katmanı var olan katmanı değiştirdiği için URL'sine de yine bir değişiklik olmuyor. Bir diğer özellik yine katman ve servislerle ilgili. Harita servisleri artık yeni parametreleri yayınlayacak. ArcGIS Pro'dan yayınladığınız harita servisleri.
Birincisi kesme şeklinde. Bunu belirlenen çokgene göre maskeleyerek yayınlayabilirsiniz. Ya da special filter dediğimiz belli bir kritere uyan detayları sorgulayıp bunu paylaşabilirsiniz, yayınlayabilirsiniz. Örneğin sadece orman alanlarını çek ve bana onları paylaşacağım şeklinde bir öz nitelik bilgisine yönelik detay sorgusu yapabilirsiniz. Ve bunu yayınlayabilirsiniz tabii. Servis yönetimine baktığımızda burada yeni ve çok aslında işe yarayan bir yenilik özellik geldi. RTS Enterprise 10.7 sürümüyle servislerin performansını arttırmanıza ve daha verimli yönetmenize yarayan paylaşılan örnek havuz dediğimiz asıl adı Shared Instance Pool tanıtılmıştı. 10.8'de tüm yayınlanan servisler için varsayılan değer artık bu Shared Instance olarak, pool olarak belirlendi. Aynı zamanda RTS Pro üzerinden yayınlama yaparken de bu paylaşılan örnek havuz ya da özel örnek olarak seçim yaparak da paylaşım yapılabiliyor. Bu varsayılan ayar RTS Server Manager üzerinden değiştirilebilir. Ayrıca yalnızca 10.8'de oluşturulan yeni RTS Server siteleri için de geçerlidir bu özellik. Önceki sürümden yeni sürüme geçirilmiş tüm siteler varsayılan yayınlama ayarlarını koruyor. Bu shared instance belki tam bir anlam ifade etmemiş olabilir. O yüzden biraz daha ayrıntı vermek istiyorum. Aslında burada shared instance beklenen isteklerin miktarına göre servislerinizi ve sunucu belleğinizi optimize etmenize yardımcı oluyor. Her servis için ayrılmış olan instance yerine birçok servis tarafından kullanılan, paylaşılan bir havuz yapılandırıyorsunuz aslında. Ve shared instance RTS server makinelerinizde önemli miktarda bellek tasarrufu yapmanızı sağlayacak ve makine başına daha fazla servisin sunulmasına izin verebilecek bir yapı. Burada biraz görsel olarak da fikir vermesi açısından iki tane örnek gösteriyor olacağım. Aslında şöyle anlatayım. Bu çorap olarak gördüklerinizin mantığı şuradan geliyor. ArcGIS Server tüm işin aktif servis örnekleri aracılığıyla gerçekleştiriyor ve bir örnek ArcGIS ArcSoc adı verilen bir bilgisayar işlemi tarafından yürütülüyor. Buradan benzetilerek aslında örnek olarak da çoraplar İngilizce'deki socks'tan gelerek bu örnek yapılmış. Sizle paylaşmak istedim. Burada bir istemciye bir istemciden bir istek geldiğinde server tarafından da bir yanıt gidiyor. Ancak eğer dedike edilmiş bir durumdaysa ne kadar fazla gelirse gelsin elindeki kadarıyla cevaplayabileceği için bir gecikmeler yaşanabiliyor. Birinci taraf yani sol taraftaki bunu gösteriyor. Ancak diğer taraftaysa ikinci örnek shared instance dediğimiz kısımdaysa bir servis birden fazla eş zamanlı talep aldığında bir sorun teşkil ediyordu birinci tarafta. İkinci taraftaysa her servis tanımlanmış bir minimum sayı ve maksimum servis örneği sayısıyla sayısı yerine belli minimum ve maksimumları belirterek ne kadar istek geliyorsa bu sefer diğer taraf ikinci kısımda herhangi bir istek yoksa buradaki kısım ikinci taraftakilerin de birinci taraftakiyle birlikte çalışması ve birinci tarafa çok yoğun istek geldiğinde onlara hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlıyor. Böylece aslında ArcGIS Server sitesi mevcut trafiğe bağlı olarak bu tanımlanmış aralıkta aktif ArcSoc işlemlerinin sayısını yukarı ve aşağı olarak ölçeklendiriyor. İlk servis sürekli olarak eş zamanlı talepler alıyordu. Diğer tarafta ise pek bir istek yoktu. Bu şekilde aslında tüketilen belleği boşaltmak ve yeniden tahsis etmeyi sağlayacaktır. Veri yönetimi kısmında offline map areas dediğimiz yani çevrim dışı harita alanları oluşturma ilk 10.7 ile tanıtılmıştı. İstenen ayrıntı düzeylerini korurken indirme alanı boyutunda en aza indirmeyi sağlıyor. Burada çokgen kullanarak çevrim dışı harita alanlarını belirleyebiliyorsunuz artık. Ve böylece aslında
bütün bir dikdörtgen olarak bütün bir alanı almak yerine daha ayrıntılı size ihtiyacınız olan yeri seçmenize olanak sağlıyor. Ve çevrim dışı harita için güncelleme planlamaları yapabiliyorsunuz. Burada iki tane örnek görüyorsunuz. Birinde burada bir tanesi sol tarafta gördüğünüzde 55 MB olarak download size'ı gördüğünüz kısım. Sadece sizin ilgilenmenizi istediğiniz alanı haritasına indirdiğiniz kısım. Sağ tarafta ise aslında ilgilenmediğiniz büyük bir alanda indirmek zorunda kaldığınız dikdörtgen seçim kısmı var. Bu aslında indirdiğiniz ve kullandığınız alanı da çok daha mantıklı bir şekilde değiştirmenizi sağlıyor. Burada data store'ı göstermek istiyorum. Mevcutta kayıtlı data store'dan veri depozitörü oluşturma kısmı. ArcGIS Enterprise 10.8 ile birlikte portal üzerine kayıtlı bir veri tabanından öğeler ekleyebilirsiniz. Buradaki örnekte Enterprise portalınızda veri depozitörü olarak bir SQL Server veri tabanı bağlantısı ekleyebilirsiniz. Neden derseniz, başkalarının veri tabanınızı referanslayarak paylaşım yapabilmeleri için ya da verilerinizi toplu olarak harita ve detay servisleri olarak yayınlamak için kullanabilirsiniz. Burada portal ArcGIS'te ArcGIS Enterprise'ı sağ dokunur şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunun aslında şöyle bir yararı var. Platformunuzu belli bir süre için dondurmuş oluyorsunuz. Böylece yöneticiler kesinti ve veri kaybı yaşamadan sistem bakımı ve güncelleme gibi işleri gerçekleştirebiliyor. ArcGIS Enterprise bileşenlerinden ArcGIS Server ve ArcGIS Data Store için aslında bu daha önceden de vardı ve hala devam ediyor bu özellik. Ancak bu bileşenleri salt okunur moda getirmek portal üzerinde veri düzenleme gibi bazı işlemleri engellemiyordu. Ve bu da şöyle bir sıkıntıya neden olabilir. Portalda herhangi bir düzenleme yapılmasına devam ediyor olabilir. Halbuki şimdi yeni bu özellikle birlikte artık ArcGIS Enterprise'de kişi oturum açabilir ya da harita görüntüsünden içerik görüntüleyebilir, log ayarlarını yönetebilir. Ancak herhangi bir değişiklik yapamaz. Bununla ilgili size bir uyarı verir. Bu şekilde salt okunur bir şekilde güncellemeleri yapmanızı sağlayabilirsiniz. Yine dediğim gibi ayarlar değiştirilemiyor, düzenlenemiyor, düzenleme yapılamıyor ve oluşturulamıyor. Bunları da yapmak için işte bunları yaparken yükseltme, yedekleme oluşturma ve sistem güncellemelerini hızlı bir şekilde arka planda gerçekleştirebilirsiniz. Burada bir diğer özellik ise Information Banner dediğimiz bilgi afişi. Bu Enterprise 10.8 ile birlikte gelen bir özellik. Bu özellikle birlikte portal üzerindeki sayfaların üstünde ve altında yer alan mesajlar yapılandırabiliyorsunuz. Böylece kullanıcıları yaklaşan sistem bakımı ve güncelleme gibi konularda bilgilendirebilirsiniz önden. Ayrıca örneğin ArcGIS Online ve Enterprise'ı iki farklı platformu kullanıyorsanız bu iki ortamı birbirinden ayırt etmek için de yine böyle bir bilgi afişi kullanabilirsiniz. Bunu yöneticinin Enterprise portalına erişen tüm kullanıcılara görüntülenecek bir bildirim yapılmasını sağlamaya izin vermiş oluyorsunuz. Buraya nereden geçerim diye merak edenler organizasyonun yine ayarlar kısmından güvenlik security kısmına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ve bu kısım etkinleştirildiğinde bu bilgi tüm kullanıcılara gösteriliyor olacak. Yine örnek olarak şuradan güvenlik kısmında erişim bildirimi şeklinde gördüğünüz kısmı önce ayarlamanız gerekiyor tabii. Bunları ayarladığınızda örneğin gizlilik beyanları, kullanım şartları, genel bildirimler ve güncellemelerle ilgili bilgileri yazabilirsiniz. Bu şekilde de erişim bildirimi ile ilgili kısımdaysa kişi portal sayfasını açtığında öncelikle size bir kullanım şartı sunuyor. Yani kabul etmeniz gereken bir şey sunuyor size. Ve bunu eğer kabul ederse artık o girmek istediği sayfaya girebiliyor.
geri çevir derse o zaman erişimi engellenmiş oluyor. Bu şekilde aslında erişim bildirimi de kullanabilirsiniz. Bunu da yine güvenlik ayarları içinden yapabilirsiniz. Bir diğer örneğimiz Webhooks. Bu bayağı kullanışlı bir yeniliğimiz. 10.7 ile tanıtılmıştı Webhooks özelliği ve RTS Enterprise içinde öğeler, gruplar ve kullanıcılar etrafında olaylar meydana geldiğinde yöneticilere otomatik olarak bildirim alma yeteneği sağlıyor. Burada Serhat'a bir sözü bırakmak istiyorum. Webhooks tarafında bize biraz daha bilgi verebilir misin? Tabii ki. Öncelikle tekrar söz hakkı verdiği için teşekkür ederim. İnsanın burada konuştukça konuşması geliyor. Ben de bundan faydalanmış oluyorum böylece. Burada Webhooks teknolojisinden söz edecek olursak, Webhooks teknolojisi aslında bizim tetikleyici diyebileceğimiz yapıları oluşturmaktadır. Burada organizasyon yöneticileri, kurucuları veya organizasyon içeriğindeki yapıyı takip eden kişilerin belirli tetikleyicilerle bildirim almasını sağlamış oluyoruz. Örneğin ekranda da yazdığı gibi yeni bir rol oluşturulduğunda veya silindiğinde, üyelerin rolleri, kullanıcı türleri güncellendiğinde, herhangi bir öge için belirli eylemler gerçekleştirildiğinde bu eylemlerden kasıt içeriğin değiştirilmesi veya silinmesi şeklinde olabilir. Bu tür durumlarda ilgili kişiye bildirim iletiliyor ve bu bildirim de ilgili kişi, organizasyonu yöneten veya takip eden kişi bu yapılan değişiklikle alakalı bilgi sahibi olmuş oluyor. Bunu sadece burayla sınırlamayabiliriz. Webhooks teknolojisi dediğimiz konu aslında tetikleme konusu. Uygulama içerisindeki belirli koşullarda tetiklenmesini sağlayan bir ortam sağlamış oluyor. Örneğin uygulamalar içerisinde de Webhooks teknolojisini kullanabiliriz. Survey'de bir form oluşturduk diyelim. Form gönderildiği zaman biz yine arka planda Webhooks teknolojisini kullanarak form üzerinden ilgili kişiye bir mail tetiklemesi sağlayabiliriz, bildirim ya da bir uyarı gönderilmesini sağlayabiliriz. Bu şekilde Webhooks'un tetikleyici özelliklerinin, yeteneklerinin kullanıldığı S3 içerisinde, ArcGIS içerisinde birçok ortam vardır. Tekrardan sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Serhat. Sen öyle deyince aklıma geldi bu survey kısmında. Yine daha önceki yapılmış webinarlarda S3 Türkiye webinarları içinde bulabilirsiniz. Webhooks'la ilgili bir örnekte bulunuyordu. Belki oraya da bir göz atmak isteyebilirsiniz. Burada şimdi gruplar kısmına geçiyorum. Burada grup içinde doğrudan öğe ekleme seçeneği geldi. Yani siz artık grup sahipleri ve yöneticileri doğrudan gruba bir öğe ekleyebilir. Öğeye gidip bunu paylaş grupla demek yerine daha hızlı bir şekilde seçimler gerçekleştirebilir. Ayrıca gruplarla ilgili bir başka özellik ise grup üyelerinin listesini gizleyebilirsiniz. Bu kullanıcıların gizliliğini sağladığı gibi öğe sahipleri aslında görünür oluyor ancak üye listesini göremiyorlar. Bu durumu daha çok şunun için kullanmak isteyebilirsiniz. Verileri herkesin görebildiği bir durumda gruplardaki bütün herkes ismini göstermek istemeyebilir. Böyle bir durumda bu üyeleri gizli seçeneğini tıklayarak aslında kişilerin de gizliliğini korumuş oluyoruz. Güvenlik ve ayrıcalıklar kısmına baktığımızda her özelliğe erişim ve kısıtlı erişim gibi artık iki tane farklı seçenek bulunmakta. Bu 10.8 ile birlikte geldi ve aslında şu şekilde bir şey sağlıyor. Sizin Portal Administer Directory'ye gittiğinizde eğer kısıtlı erişim varsa belli başlı şeyleri görebilir source kısmında, resource kısmında. Ya da hiç göremeyebilir. Buna hakkınız yok bu tarafa girmek için. Bir izniniz yok şeklinde uyarı verebilirsiniz. Bu da yine kullanışlı bir güvenlik yeniliği olarak gelmiş bulunmakta. Son kısımlara geldik. Kullanıcı türleriyle ilgili bilgiler. Burada StoryMap ile ilgili yeni StoryMap geldi demiştik. Ayrıyeten artık kullanıcı türü olarak Storyteller türü de geldi. Burada kimlik olarak Storyteller kimliği var ve yetenekler olarak
oluşturmak, yani story map oluşturmak, hikaye haritaları oluşturabilir bu kişi. Haritalara yapılmış, hazırlanmış olan haritaları yine story maps, hikaye haritaları içine yerleştirebilir ve bunları paylaşabilirler. Bunları burada önemli bir nokta, hangi ürünleri kullanabilirsin kısmına baktığımızda story maps'i kullanılabilir bu kullanıcı türü. Ve Web Builder, ArcGIS, Dashboard ve aslında temel uygulamaları kullanabiliyor. Ancak şöyle bir nokta var ki bu kişi kuruluşundaki diğer insanların oluşturduğu haritaları kullanabiliyor. Kendisi yeni baştan bir harita oluşturup içine verileri ekleyip bunu kaydetme gibi şeyi yapamıyor. Var olan uygulamaları kendi hikaye haritasına ekleyebiliyor. Hikaye anlatıcısının içeriye salt olarak görüntüleme erişimi bulunmakta. Bunun yanında kullanıcı türü ArcGIS Enterprise portalından ve ArcGIS Story Maps dışındaki diğer ArcGIS uygulamalarından içerik oluşturamıyor yine demin bahsettiğim gibi. Sağ tarafta yeni Story Maps ile yapılmış bir örneği görüyorsunuz. Uygulama içine hem birazcık ne yazık ki ters yanlış geliyor görüntüler, ancak sanırım internetinden kaynaklı olarak çok daha normalde güzel görünmesini bekliyordum. Burada Essie'nin klasik hikaye haritaları şablonlarına Storyteller kullanıcı türüyle de erişilemediğini hatırlatmak istiyorum. Bu Storyteller kullanıcı türü yeni Story ile Story Map ile birlikte kullanılabiliyor. Bir de kullanıcı türü bileşenleri var. Daha önce demiştim Workflow Manager server içinde bir kullanıcı türü bileşeniydi. Kullanıcı türü bileşeniyle kullanılabiliyordu. Şimdi diğer iki tane örneği söyleyeceğim. Utility Network Service ve Parcel Fabric Service. Bunlarla ilgili olarak şöyle hızlıca bilgi vereyim. Utility Network Service'de farklı kullanıcı türlerini görüyorsunuz. Bu kullanıcı türlerinden hangileri kullanabiliyor, hangi kullanıcı türleriyle uyumlu dediğimizde JS Professional'ların ikisiyle birlikte de geliyor. Yani standart ve advanced'e içine dahil olarak geliyor bu kullanıcı türü. Ancak diğer Weaver'dan başlayarak diğer bütün kullanıcı türlerinde bunlar add-on olarak geliyor. Yani siz add-on olarak bunları ekleyebiliyorsunuz. Parcel Fabric kullanıcı türünde ise yine aynı şekilde baktığımızda standart ve advanced kısmı için JS Professional standart ve advanced olan bunlara dahil olarak geliyor. Basic'te yok. JS Professional Basic'te. Weaver'da hiçbir şekilde olmuyor. Ancak editörden itibaren JS Professional standart, Basic'e kadar add-on olarak eklenebiliyor yine bu kullanıcı türü uyumluluğu. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu an için sormak istediğiniz sorular varsa burada şu an Serhat ve ben sorularınıza cevap verebiliriz. Kullanıcı türleriyle ilgili bir soru geldi. Biraz daha Story Map harici diğer kullanıcı türlerinden de kısaca bahsedebilir misiniz şeklinde. Weaver dediğimiz kullanıcı türü sadece görüntüleyebiliyor. Bu kişi yapılmış olan haritaları görüntüleyebilir, ancak bu haritalar, uygulamalar üzerinde herhangi bir düzenleme gerçekleştiremiyor. Bunun haricinde editör, field worker gibi çeşitli diğer kullanıcı türlerimiz bulunmakta. Editör, editleme, düzenleme işlemleri gerçekleştirebiliyor. Field worker dediğimiz kısım, yani saha çalışanlarının daha çok kullanmasını beklenen kullanıcı türü ise burada saha uygulamaları paketi onlara direkt geliyor ve bu kolektör olsun, workforce olsun ya da
Survey gibi mobil uygulamaları indirip bunlar üzerinden veri toplamalarını sağlıyor. Creator ise bütün bu haritaları, uygulamaları oluşturan kişi aslında bütün yetkilere sahip ve oluşturma haritaları oluşturup paylaşma yetkisine sahip kişi. Bu şekilde özetleyebiliriz. Bana da bir soru geldi. Gelen soruda da ArcGIS Pro'yu ilk defa kullanacak ve bunu tecrübe etmek isteyen istediğini iletti. Burada da şöyle bir yöntem önerebilirim. LearnArcGIS'ten bir deneme, ilk eğitimlerle alakalı bilgi alınabilir. Bu da Get Started ArcGIS Pro with ArcGIS Pro eğitimine göz atılabilir veya ESSI'nin YouTube sayfasından çeşitli videolara veya ESSI Türkiye'nin blog sayfasından çeşitli bilgilere ulaşılabilir. Veya ESSI Türkiye'nin eğitim sayfasını ziyaret edebilirsiniz. ESSI Türkiye'nin eğitim sayfasında şu an için pandemiden dolayı online eğitimler içeriyor sadece. Online eğitimlerden de faydalanarak mevcut yeteneğinizi daha da ileriye arttırabilirsiniz veya mevcut daha önce hiç kullanmadıysanız bununla ilgili de bilgi edinebilirsiniz. Bir tane soru gelmiş. Web App Builder ve Dashboard'u daha önce temel düzeyde kullandım ancak bunların Experience Builder'dan farkı ne oluyor diye. Şu şekilde Dashboard'da belli bir Dashboard ve harita üzerinde tamam. Dashboard'da sizin aslında sürükleyip bırakabileceğiniz belli başlı şeyler var. İnfografikler, grafikler oluşturabilirsiniz. Çeşitli haritalar ekleyebilirsiniz. Ancak Experience Builder'da seçenek, yani çok daha fazla seçeneğiniz var. İsterseniz Experience Builder'la da bir dashboard oluşturabilirsiniz. Ama aynı zamanda bir web sitesi gibi bir şey de oluşturabilirsiniz. Yani görsellerin olduğu, tıkladığınızda yeni bir sayfaya geçtiğiniz ya da yan yana alt alta yeni butonlar oluşturup bunlarla birlikte interaktif çalışan, etkileşimli çalışan bir web uygulaması oluşturabilirsiniz. Yani baştan sona siz nasıl bir web uygulaması oluşturmak istiyorsanız ona göre yapılandırabileceğiniz çok fazla size araç sunan, bunun için araç sunan bir uygulama aslında. Yani çok daha sizin isteğinize göre, hayalinize göre oluşturabileceğiniz bir uygulama yapmanızı sağlıyor Experience Builder. Bana bir soru daha geldi. Sunumun başlarında göstermiş olduğum attribute table'a gelen bul ve değiştir özelliği ile alakalı. Burada birden fazla field'ın güncellenebilip güncellenemeyeceği soruluyor. Burada gelen yenilikte sadece seçili olan tek bir field üzerinde işlem gerçekleştirilebiliyor. Böylece yanlışlıkla birden fazla field'da yapılabilecek hataların önüne geçilmiş oluyor. Yani tek bir field'ı seçerek bul ve değiştir özelliğini kullanmanız kullanım doğruluğu açısından sizi daha kontrollü şekilde ilerlemeni sağlayacaktır. Çünkü diğer türlü tüm web tabanı içerisindeki yapıyı değiştirebilir ve bozabiliriz farkında olmadan istemsiz veya gözden kaçırdığımız bir şeyden dolayı. Bu nedenle şu anki gelen teknolojide tek bir sütun üzerinde bu işlemi gerçekleştirerek bul ve değiştir yeteneğinden faydalanabiliyoruz. Bir tane daha sorumuz var. Tam soruyu anlamadım. Yanlış anladıysam ya da beni düzeltebilirlerse sevinirim. Portal dashboard üzerinde harita üzerinden veri tıklamayla seçim özelliği gelecek mi? Sadece listeden seçmeye izin veriliyor diyor. Ancak eğer doğru anladıysam haritada da bir noktaya tıkladığınızda etkileşim kurarsanız yine detay sayfası, detay şeklinde bir bilgi eklediyseniz orayı da filtreleyebilir. Ya da bütün hangi noktayı seçtiyseniz
onunla etkileşim kurabilirsiniz aslında diğer oluşturduğunuz grafiklerle. Doğru anladım mı ya da sorunuz acaba farklı mıydı? Yine bize yazarsanız şey bitse de konuşma kısmımız bitse de biz size maille cevap verebiliriz bu soruya. Ayrıca etkinlik sonrasında da info@esci.com.tr adresine de maillerinizi iletebilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı iletebilirsiniz. Böylece bizler de sizlere iletmiş olduğunuz sorularla alakalı dönüş sağlayabiliriz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Bizler anlatırken çok keyif aldık. Umarım sizler de dinlerken bizim kadar keyif almışsınızdır, faydalı olmuştur. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki etkinlikte tekrar görüşmek üzere. Sözü Dilara'ya bırakıyorum. Ben de çok keyif aldım anlatırken. Yine sorularınız olursa Serhat'ın dediği kısımdan bize ulaşabilirsiniz. Umarım ileride yine görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz.